Merhaba sevgili Üçüncü Göz Gazetesi takipçileri, bir sansürsüz ters köşede daha sizinle birlikteyiz. Bugün 16 Mart 2021. 16 Mart'a vurgu yapıyorum çünkü bazen yönetmenim o logonun altındaki tarihi eski de bırakabiliyor. Ama bugün doğru yayındayız. Evet, bugün karanlıkların aydınlatılması için yakılan ışıkları ele alacağız. Bu akşam neler var, neler yok ki, neler var sorusunu soralım. Şimdi sevgili dostlar, temiz eller operasyonu mu başlıyor diye bir başlık attık. Eğer ki operasyonların sonucunda 3 ayların sonunda Ramazan'dan sonra bayram gelmezse anlayın ki operasyonlar yine gaz alma operasyonudur. Ama yok, 3 aylardan sonra Ramazan, Şaban, Recep, Şaban sonunda Ramazan'dan sonra bayram varsa Orhan Gazete'de temizlik ve temiz eller operasyonu başladı demektir. Sevgili başkanım, hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. Neler yapıyorsunuz, neler var bu akşam? Sevgili dostlar, şu yayını bir paylaşın bakalım size. Bu akşam katmer cinayetini de anlatacağız. Orhan Gazi'de bugün yaşanan operasyon, belki devamında bize de gelirler, sıkıntı yok, buradayız. Canlı yayında belki operasyon anlatırız size. Belki biz gideriz operasyon alanlarına. Operasyonları anlatacağız. Cinayetler neden üstü örtülüyor ya da neler yapılmak isteniyor, onları anlatacağız. Siyaset neden bu kadar durgun? Sayın Başkan'a bu akşam terleteceğim başkanı. Neden boş bıraktınız siyaseti diye. Ama sizden istirham ediyorum. Gölgenizden korkmayanlara biraz sesleyeyim. Gölgesine korkmayanlar lütfen yayını paylaşsınlar. Korkan arkadaşlara da bir şey demiyoruz. Onlar da en azından yayını izlemekte bize şeref veriyorlar. Sevgili başkanım, nasılsınız? Vallahi çok iyiyim. Işıklar yanıyor. Yanıyor değil mi? Pencere satmıyoruz. Pencere satmıyoruz. Belediye ışıkları söndürüyor, tasarruf ediyor ama... Ben bu ay kira için maaşları ödemedim abi, biliyorsun değil mi? Yine yaparız bir açık hatırlatma. Yapar mıyız? Aydan... Bu sefer Mars'tan istiyor başkan. Aydan o şey ne oldu? 100 dönüm arazim var aydan. Onu bilemiyorum, ne oldu bilmiyorum. Valla Ali Bey söz verdi, 100 dönüm. Ondan sonra Sayın Cumhurbaşkanı uzaya çıkınca ben vazgeçtim abi. Evet. Ben kafada bıraktım o işi. Üçüncü Göz Medya ekibi olarak herkese saygılar, sevgiler sunuyorum. Tabii ki bu hafta bizim için çok önemli bir hafta. Bir İstiklal Marşımızın kabulü ve 100. yılı doldurması münasebetiyle bu yılın Mehmet Akif Ersoy'u anma ve İstiklal Marşı yılı olarak kabul ediliyor. Bir etkinlikler yapılıyor. Evet, gerçekten Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı'nı yazdırmasın diyoruz. Evet, ilk sözlerle beraber yine Çanakkale. Evet, yine korkmayla diye başlayan bir şey. Bu temiz elleri operasyonunu yapanlara da korkmayın diyoruz. Tabii ki buna münasebeten işte 18 Mart Çanakkale Zaferi bir tarihin devir olduğu bir dönem. İşte 1915'teki o olay olmasaydı bugünkü Rusya devrimi olmayacaktı. Farklı farklı nedenler, niçinler var. Ama aslında bizim bu akşamki programımız Çanakkale Zaferi ile alakalıydı. Perşembe'ye aldım o işte, başkanım. Tabii ki kulis öncesinde ben birazcık o konuda tabii hazırlıklı gelmiştik. Ama neticesinde zamanında bu ülkeyi kanla beraber tarih yazanları sadece bir günde değil, sadece bir haftada değil, her oturduğumuzda, her nefes aldığımızda, her zaman yad etmemiz lazım. Oradaki şehit olan insanların yüzü suyu hürmetine biz burada rahat program yapabiliyoruz. Rahatlıkla konuşabiliyoruz. Doğru. Rahatlıkla ne mutlu Türk'üm diye bağırabiliyoruz burada. Korkmuyoruz. Korkmuyoruz Allah'a çok. Çünkü İstiklal Marşı'nın ilk sözü korkma diye. Ama korkanlar var. Korkanlar. Bandımızdan korkanlar var. Korkanlar sizin dediğiniz gibi gün yüzüne çıkmasınlar. Evet. Süpersiniz. Evet, bu hafta sevgili başkanımın da dediği gibi İstiklal Marşımızın kabulünün yıl dönümü, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü ama Türkiye'nin de işgal göründüsünün de yıl dönümü. Danıştay bir karar almış. Ne mutlu Türk'üm diyene diyemezsin. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diyemezsin. Neymiş? Birileri rahatsız oluyormuş.
Hadi oradan be. Biz de sizden rahatsız oluyoruz. Peki ben tersten bir giriş yapayım. Gir babam. Danıştay böyle bir karar verdi. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları kanla beraber yazıldı. Ve kanla beraber çizildi. Ve burada herkes ne mutlu Türk'üm diye bağırabiliyor. Varlığım Türk varlığına armağan olsun diyebiliyor. Ben bunu gururla söyleyebiliyorum. Evet. Peki bugün bakıyorum sosyal medyada olsun, televizyon kanallarında olsun. İşte herkes eleştiriyor. Evet. Peki neden bir araya gelinmiyor? Bence Danıştay bunu bilerek yaptı. Türklüğümüzü biraz daha ön plana çıkaralım diye yaptı. Vallahi Danıştay benim, önce hukuk... Benim mantığım, her şeyi devletten beklemeyeceksin. Vatandaşın tepkisi ne olacağını bekleyeceksin. Vatandaş ne tepki gösterdi? Sevgili başkanım, haklısın. Şimdi sevgili kardeşim, şu Orhan Gazi'ye acilen yetkili savcı lazım fotoğrafını bir girer misin arka fona? 2016'da bu manşeti atmak zorunda kalmıştık. Birinci sayfanın şeyini ver istersen, daha renklisini ver. O değil. Şu birinci sayfanın rengini versen. 2016'da bunu atmak zorunda kalmıştık. Şimdi biz onlarca yıldır Orhan Gazi'de yaşanan yolsuzlukları anlatmaya çalışıyoruz. Hedef oluyoruz. Mafyanın kurşunlarına geliyoruz. Saldırılar, mapuslar, şunlar, bunlar. Ne Danıştay'da, ne şuradan, ne buradan bir faaliyet yürütmeyecekler. Geleceksin, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi sen. Buna ırkçılık diyeceksin. Hadisin oradan hadisin. Biz de bu haftayı andımız haftası, bu ayı andımız ayı, bu yılı da andımız yılı olarak ilan ediyoruz. Üçüncü Göz Medya olarak bundan sonra daha sık bir şekilde andımızla ilgili yayın yapacağımızı buradan beyan ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi başkanım, bugün Orhan Gazi'de bir otobüs geldi. Yorumsuz otobüs. Evet, yorumsuz otobüs geldi. Minibüs. Hatta yer var mı diye soranlar var. Var. Şimdi arkadaşlar, bugün Orhan Gazi'de ciddi bir operasyon yapıldı. Öncelikle Allah devletimize zeval vermesin. Evet. Her zaman söylüyoruz, devlet 18 yaşındadır. Hiç bundan şaşmaz. Devlet bekler, takip eder, sessiz bekler. Ama bir gün bir bakmışsınız ki siz en başta da olsanız, en yerde de olsanız devletin mekanizması mutlaka işler. Dolayısıyla bugün bir kez daha devlet Orhan Gazi'de kendini gösterdiği için teşekkür ediyoruz. Şimdi alınan 29 ilk adapta arkadaş var. Bunların içerisinde hiçbir suçu olmayan arkadaşlarımız da mutlaka vardır. Devlet bunları ayıklar. Her alınan suçludur ya da çete üyesidir manası çıkmasın lütfen. Her alınan, onun için biz isim zikretmiyoruz ama operasyon doğru muydu? Evet, bu operasyon kesinlikle doğruydu ve geç kalmış, yapılması gereken. Onun şu şey kısmını kız, sadece yarım tarafını ver evladım. Lokodan aşağı kısmını ver şeyde. Şimdi devlet operasyonunu yapar. Biz de şimdi yıllarca FETÖ'yle mücadele ettim. Darbeden bir ay sonra FETÖ'cülerin yoğun baskısı sonucunda devlet bize de demiştir, almak zorundayız seni ya da bize liste vermen lazım. Biz de demişiz ki biz içeri girelim, bırak bizi al, sıkıntı yok, çalışırız. Şimdi benim içeride 5,5 ay FETÖ'nün kurucusu, yöneticisi olmak, anayasal düzeni silah zorluğu ortadan kaldırmaya teşebbüs iddiasıyla 5,5 ay yatmış olmam beni FETÖ'cü yapmaz, darbeci yapmaz. Çıktık, tazminatımızı da aldık. Aynı şekilde bugün alınan arkadaşların tamamı çete üyesidir mantığında sakın hareket etmeyin. Bu çok önemlidir. İki, ama operasyon yerinde ve doğru muydu? Geç kalmış da olsa operasyon doğrudur. Operasyonun sonuna kadar devam etmesi lazım. Orhan Gazi Belediyesi'nin son 10 yılda 400 trilyondan fazla dolandırıldığını belgeleriyle, defaatle savcılığa suç duyurusunda bulunmuş bir kardeşiniz olarak, araştırmacı bir gazeteci olarak söylüyorum. Yetim hakkı, kamu hakkı kim yediyse, ben yediysem, benden de hesap sormazsa o devlet görevlileri iki elimiz yakalarında olsun. Namerttirler. Kim yetim hakkı eksik, şu kursağından aşağı kim devletin malı geçmişse haram yere, hepsine operasyon yapılması lazım arkadaşlar.
Ama bu operasyon öyle Recep ayında kalacak bir operasyon olmaması lazım. Hele hele Şaban mantığında bir operasyon istemiyoruz. Ramazan'da işin içerisine girecek, ondan sonra biz bayramımızı, kendi bayramımızı yaparız. Şimdi bu akşam bu konuyu ele alacağım. Ben Sayın Başkanımı bu konuda yormak istemiyorum çünkü Başkanım bize siyasi alanda lazım. Şimdi soracağız. Şimdi ben size 2016 yılından Üçüncü Göz gazetesinin bir manşetini vereceğim. O günde Sayın Başkanım bunu meydandan haykırdı. Cumhuriyet Meydanı'ndan haykırdı. O gün Sayın Başkan'ın başına gelen, ondan sonra siyasi olarak başına gelenlerde ne kadar, kaç ülkücü, gerçek ülkücü arkasına durabildi? Kaç Orhan Gazi'li Sayın Başkan'ın yanına durabildi ya da durmadı? Bizim zaten arkamızda durmuyorsunuz, sağ olasınız, teşekkür ediyoruz. Bari bir başkanım var, oturuyor yanımda. Ama lütfen elinizi vicdanınıza koyun ve adaletin tesisi için lütfen başkanımın dediği gibi korkmayın. Evet. Çünkü İstiklal Marşı şimdi korkma diye başlıyor. Yıl başkanım. 2016 Nisan, 25 Nisan olması gerekiyor. Tabii. Çayını da doldurun arada. 25 Nisan 2016. Hiç unutmam. Meydanda o gün. Evet, o kalsın orada. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıyım. Belediyenin yıllık. Başkanım o toplantıyı ver, ondan sonra bunu vereceksin. Yıllık toplantımızı işte dedik ki parti binamızda yapmayalım. Halkın sesine tercüman olalım. İlk defa belki de tarihte bu siyasi parti olarak bir ilktir. Bir de sadece siz değil. Başkanım var da o tarafa olsun. Çünkü çay önemli. Evet. Bu akşam çok çay içeceğiz yani. Neticede işte Milliyetçi Hareket Partisi var. Orhan Gazi'nin sesine tercüman oluyoruz diye belediyenin bir yıllık icraatını, yani Nisan ayında bütçe kabul oluyor, bir yıllık icraatını orada değerlendirdik. Değerlendirirken neler görüldü? Yine aynı yolsuzluklar, yine aynı usulsüz faturalar. İşte bir kalemle... Yani 2016 kaç yıl geçti? 5 yıl geçti. Geçti. Değişen bir şey yok. Geçen yayında Kemal Demirel vekilimden beraber 2007'de Yeniköy yolu, işte Orhan Gazi Futbol Stadyumu'nun, hastanedeki kadrolaşmanın, uzman doktorun eksikliğinin verdiği soru önergelerinin üzerinden de 14 yıl geçti. Değişen bir şey. Aynı tas, aynı ama. Ha, biz burada ne dedik? Yani burada çok önemli. Üç kalemden bahsetmiştim, iyi hatırlıyorum. Ve o üç kalemde yaklaşık eski parayla konuşacağım. Vatandaşlar daha iyi anlasın. Yeni parayla eski paranın arasında hani bazen rakamlar küçük gibi görünüyor. Tam üç kalemde yaklaşık 20 trilyon para buhar oldu. O bir yılda mı? Bir yılda. Tabii bir yılda. Belediyenin yani açıklamış olduğu resmi şey. Ve o arada da iyi hatırlarsanız Çakırlı'daki bir yerin icradan satılmasıyla alakalı, icradan satılmasıyla alakalı bir siz yayın yaparken ver o sayfayı günü ve bak. Siz orada durdurdunuz, işte açıkladınız o günkü döneminde belediye başkanı Sayın Neşet Çağlayan yatırdılar parayı ve icradan. Saat 6'da. Evet. Ve o gün ben meydandan Üçüncü Göz Gazetesi ve imtiyaz sahibi olarak Sayın İrfan Aydın'a teşekkür ediyorum dedim. Kıyamet koptu. Ama ben herkese teşekkür ettim. Tuna Gazetesi'nin yazarı Sayın Hasan Boz Bey'e de teşekkür ettim. Fikret Kacıra'da, Muharrem'de sıkıntı yok ki yani. İyi yapılan şeylere biz her zaman teşekkür etmişiz. Bizim siyasetteki ilkemiz buydu. İyi yapanı alkışlayacağız, kötü yapanı eleştireceğiz. Bu kadar basit. Onlara hiç tepki gelmedi. Gelmedi size. Ve herkes ama siz o meydanda cımbızla çektiler ve herkes bana vay efendim İrfan Aydın'a, Üçüncü Göz'e niye teşekkür ettiniz? Yine mesele İrfan Aydın değildi arkadaşlar. Tabii. Mesele şimdi birazdan okuyacağım ve başkanımla devam edeceğiz. Bakın şu an ekranda görünen bir tarihi bir belgedir arkadaşlar. Ve şunu söyledik orada. Okuyacağım onu size. Ve şunu da söyledik orada. Belediye bir açmaza doğru gidiyor. Gidiyor. Belediye artık kendine çekidüzen versin. Her türlü desteği vereceğimizi de meydandan sorduk. Yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Meydandan da sorduk. Mikrofonu halka uzattık. Ve o benim siyasi hayatımın sonu oldu.
Şimdi başkanımın buradan bir açılım yapalım. Hani birileri PKK açılımı yapıyor ya, memleketin başını belaya sokmak için ya da andımızı yok etme açılımı yapıyor ya, öyle değil. Başkanımın yaptığını bir açılım yapalım. Başkanım kibar adam. Siyasetten geldiği için de bazı yerlere dokunmak istemiyor. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin ilçe başkanlığını yaptığı dönemde her yıl düzenli olarak Milliyetçi Hareket Partisi Orhan Gazi ilçe teşkilatı yılda iki büyük toplantı yapıyoruz arkadaşlar. Biri Ocak ayının başında yılın değerlendirme toplantısı. Burada Türk siyasi tarihi, Orhan Gazi'nin meseleleri, yıl içinde olan olaylar değerlendiriliyor, çözüm önerileri sunuyordu. İkinci toplantı, büyük toplantı da Nisan ayında belediyenin yıllık bütçesi açıklandıktan sonra Sayın Başkan ve ekibi parti lokalinde o belediye bütçesiyle ilgili kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapıyordu. Peki ne oldu da 2016'da meydana, çünkü bu riskli, bir siyasi partinin meydandan mikrofonu açık, canlı yayında, herkes provokasyona açık, belediyenin önünde. Ve normal bir belediyenin değil arkadaşlar. Cebinde sigara parası olmadığı halde belediyeye trilyonluk fatura kesen soysuzların ve yolsuzların çirit attığı bir belediyeden bahsediyoruz. Kokocusu, hapçısı, tinercisinin belediyeye yumruğu vurup para aldığı, vereceksin lan deyip para aldığı böyle bir lümpen, kokuşmuş bir belediye ve sokaktaki çapulcu takımından bahsediyoruz. Peki başkan bu riski niye aldı? Çünkü arkadaşlar o dönem Orhan Gazi Belediye Yönetimi ilçe basınının %99.9'unu yemleyerek kendine kukla yapmıştı. Başkan şunu söyledi, alınan karar, istişare ekibi, orada olanların hepsinden Allah razı olsun, dendi ki ya bu kadar önemli açıklamayı parti lokalinde yaparsak gazeteler şimdi cımbızlayacak, sadece bir kısmını verecek, bir işe yaramayacak. Ama biz bunu meydanda yaparsak, canlı yayında da yaparsak, millet bunu görür, yazmayan gazetelerden de hesabını sorar. Bu çok büyük riskti, cesaretti ama Orhan Gazi'de bir devrim oldu. Şimdi peki neden sevgili Yüksel Akbayrak Başkan, MHP ilçe başkanı o toplantı esnasında bütün gazetecilere katılımlarından, haberlerinden dolayı teşekkür etmesine rağmen Üçüncü Göz gazetesinin o gün yaptığı bir habere ekstra teşekkür etti diye bunca siyasi hınca ve saldırıya uğradı. Şimdi o haberi müsaadenizle okuyayım arkadaşlar. Neydi o haber? Ne işe yaradı? Ve 2016-2021 temiz eller operasyonu başladı. Eğer o belediye dosyalarına, faturalarına girmezse Ramazan'ı da göremezsiniz, bayramı da göremezsiniz. Bunu ortaya koyalım. Şimdi neydi o haber? Bakın, 23 Nisan 2016 Üçüncü Göz gazetesinin ekranda değil mi gülüm? Sayı 314. sayısında bu haber suç duyurusu ve kamuoyunu ayıktırmak amacıyla yapılmıştır manşetiyle, sürmanşetiyle çıkıyoruz. Orhan Gazi Belediyesi nitelikli bir şekilde dolandırılıyor demişim. Şimdi bugünkü operasyonlarla ne bağı var, ne bağlantısı var? O gün o dolandırıcılığın içerisinde olanlar bugün bir kısmına operasyon yapıldı, bir kısmına irtibatlı olanlar, ama esas merkeze ne zaman inilecek onu bekliyoruz. Devlet bu kadar beklediyse, bu kadar geldiyse bizi de alsınlar. Ne kadar bilgimiz varsa devlet adına, millet adına, kamu adına her zaman varız, buradayız. Ne demişiz haberde arkadaşlar? Borç bataklığında yüzen Orhan Gazi Belediyesi bünyesindeki gayrimenkulleri satış için meclisten onay alamayınca sorunu icra yoluyla halletme hilesine başvurmaya başladı. O zaman muhalefet güçlü, satışlara onay vermemeye çalışıyor, vermiyor. Kendi içindekiler de dahi AK Partili meclis üyeleri, Şenol Hakkı Pehlivan olmak üzere. Yani burayı da kaçırmıyor mu? Onların da hakkını yok, yok, yani işinin ehli meclis üyeleri diyelim yani. Evet. Satışlara çok onay vermek istemiyorlar. Bunun üzerine belediye yeni bir hileye başvuruyor ve Türkiye'de bir kapı açıyorlar. Bir hile kapısı açıyorlar. Efendim siz, bir komisyon var Orhan Gazi'de. Bakın bu benim FETÖ raporlarında da var. Yani şimdi birileri şunu zannetmesin, bugünlük bir şey yok. Ben 2016'da devletin ilgili mercilerine ve mahkeme kayıtlarına geçirdiğim, raporlattığım bir sistem var. Diyoruz ki Orhan Gazi'de bir masa var arkadaşlar. Bakın
Orhan Gazi'de bir masa. Hani şu an Kurtlar Vadisi'nde çok nedir o? Eşkıya dünyaya hükümden olmaz da bir masa var ya. O masa gibi düşünmeyen olayı. Ama öyle bir masa var. Bu masa bölgedeki kamu ihalelerini, kamu arazilerini çöreklenme masası. Bir tane tefeci var. Para babası. O parayı nasıl bulduğunda artık o dosyalara gireceğim, o arkadaşlar da rahat uyuyamayacaklar. Bir tefeci var. Bir üst akıl var. Bir baron var. Görünmeyen baron var. Kamu görevlileri var. İşin ihale tarafını, resmi taraflarını, organize şubeyi, o dönem çok iyiydi araları organize şubeyle. Çünkü FETÖ'nün ekibi organize değildi. Bu ekip şimdi nereye karar verdik? Atıyorum işte Orhan Gazi Belediyesi'nin Çakırlı'da falanca arsasını almak istiyoruz. Ne kadar bu arsanın rayiç bedeli? 2 trilyon. Bakın burayı lütfen yetkililer de iyi dinlesin, sizler de iyi dinleyin. Yani Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum. AK Parti kardeşlerim kızmayın. Bu artık Türkçe'de bir terim oldu. Siz andımızla ilgili açıklama yapıncaya kadar bu terimleri çok kullanacağım artık. Bilal'e anlatır gibi anlatıyorum. Bu bir terim. Şimdi Çakırlı'daki arsaya biz komisyon olarak karar verdik. Alacağız. Kurtlar olarak alacağız bu arsayı. Ne kadar bu arsanın bedeli? 2 trilyon. Biz belediyeye fatura sokuyoruz. Ne kadar? 300 bin liralık haybeden fatura soktuk. Nitekim mafya emiriyle bize operasyon, bize pusu kuran namussuzun da belediyede dünyalık faturaları vardı. İsim vermediğim için kime namussuz dediğimi çok sıkıntı yok yani. Anlayan anlasın. Çoluk çocuğun da belediyede faturası var. O çok kolay yani. Bir fatura sokuyorsunuz belediyeye. 300 bin lira. Çünkü o dönem 300 bin liralık MOBESE faturasıydı. Olmayan MOBESE'nin faturasıydı. Ben oğlum burada kendimi tersten görüyorum. Sen normal şey diyorsun. Bu olmayan MOBESE'nin faturasıydı. 300 bin lira fatura sokuyorsunuz. Faturayı belediye ödemiyor size. Anlaşma böyle çünkü. Belediye ödemeyince o faturayı emsal göstererek belediyenin o talip olduğunuz arazisinde icra yoluyla satışa çıkarıyorsunuz arkadaşlar. İcra yoluyla satışa çıkardığınız bu arsaya mafya, çetenin öbür tarafta mafya, Orhan Gazi'de kafadayı abiler, yağımızı böyleler abiler. Şimdi biraz rahatsız oluyorlar bu yayını seyrederken. Kusura bakmayın evlat, yani siz rahatsız olana kadar şu an işte helalleşim, bazı işlerde olabilir yani, sıkıntı yok ya. Bu arkadaşlar da ihaleye kimsenin girmemesi için gerekli tedbirleri alıyorlar. Korku imparatorluğu verilmiş Orhan Gazi'de zaten. İhale, şimdi belediye bir arsasının satışını, çok önemli trilyonluk arsasının satışının ihalesini yapacağı zaman neden belediye binasında, güvenlikli belediye binasında yapmaz da ücra, kokocuların çilit attığı, kapalı pazar yerinin o köhne dükkanlarından bir tanesinde icra satışı yapar? Güvenlik yok. Esnaf yok o dönem. Hep kokocular orada. Ha, niye? Çünkü başkası ihaleye girerse daha dışarıdan omuzu kalabalıklar, hayırdır içeri ne işin var senin? İçeri giremiyorsunuz. İhaleye giriyorsunuz. Ne kadardan çıktı? Atıyorum 2 trilyon rayiç bedeliyse 2 trilyonla çıkıyor. İkinci ihale 5 dakika sonra. Kimse girmiyor. Bak kimse ikinci ihale 5 dakika sonra. Kimse girmiyor. Evet. Ya arkadaşlar vallahi tiyatro okumuyorum ya. Bak vallahi tiyatro okumuyorum. Bu söylediklerim resmi evrak. Eğer birinci ihaleye katılım olmazsa atıyorum birinci ihalenin saati kaç? 9'da. Eğer 9'da diyor ihaleye giriş olmazsa 9.05'de ikinci ihale. İhale kanununu biliyorsunuz, birinci girmezse satış yarı fiyatına düşüyor. Otomatikman yer, 2 trilyonluk yer 1 trilyona düşüyor arkadaşlar. Tabii eski parayla bunu. Tabii eski parayla. Konuştuklarımız hep eski parayla. Eskiden konuşuyoruz. Yani. 1 trilyona düşüyor. Kimse de girmiyor. Şimdi 1 trilyona yer kapatılıyor. Aslında 1 trilyona da değil orası, çünkü 1,5 trilyonluk yer 500 bin liraya kapatıyorlardı, ama benzer olayını söylüyorum size.
Sonra bu 1 trilyonu da ödemiyorsunuz belediyeye. Tekrar fatura. Üstüne ne kadar fatura koymuşsunuz? 300 bin lira. 700 bin liralık da naylon fatura kesiyorsunuz. Hatta naylon, 1 trilyon naylon, özür diliyorum. Usulsüz. Özür diliyorum. Başkanım hep bu konuda uyarıyor beni. 1 trilyonluk da usulsüz fatura kesiyorsunuz belediye. Sizin otomatikman 1 trilyon 300 bin liralık alacağınız oluyor. Belediye size 2 trilyonu geri veriyor. Üstüne de 300 bin lira veriyor. İşte belediye organizasyonu böyle bir yapılmış bir organizasyonla organize bir şekilde Orhan Gazi Belediyesi yıllardır dolandırılıyordu. Biz de o haberde bunu böyle fenersiz yakaladık onlar arkadaşlar. Bu haberde onları fenersiz yakaladık. Bakın ne diyoruz işte, devam edelim habere. Anladınız mı? İhale nasıl yapılıyordu? Araziler nasıl peşkeş çekiliyor? Burayı iyi anlayın yeter lütfen. Belediyeye ait 3 dükkanın satışında ilk kez karşımıza çıkan bu yöntem, bu belediyenin Vakıfbank karşısındaki dükkanlarından bahsediyoruz. Belediyeye ait 3 dükkanın satışında ilk kez karşımıza çıkan bu yöntem şimdilerde daha da ileri götürüldü. Dükkan satışlarında takas yoluna gidilerek hukuksuz bir satış yapılmış, akabinde alan firmalardan belediye yönetimi, bak belediye demedik burada, bakın belediye demedik. Belediye binayı yönetmiyor ki, insanlar yönetiyor. Başkanım. Belediye yönetimi 200 bin TL açıktan para almak yoluyla krizi kısmen çözdükleri kamuoyunda yüksek sesle dillendiriliyor. Yani açık açık ben burada 200 trilyon rüşvet alındığı iddia edildiğini yazmışım. Kendimi de ihbar etmişim. Ne bir Allah'ın kulu bundan dolayı bana dava açabilmiş, şikayet dilekçesi verebilmiş, ne de bir tek namuslu savcı bundan dolayı işlem yapabilmiştir. Sadece FETÖ dosyalarında ne oldu biliyor musunuz? Bana bu soruluyor. Sen ne demek istiyorsun belediyeye? 200 bin lira açıktan para almak yoluyla krizi kısmen çözdükleri kamuoyunda yüksek sesle dinleniyor. Konunun araştırılması için ilçedeki Cumhuriyet savcılarına yaptığımız açık çağrıdan ne tür bir sonuç çıkacağını bilmiyoruz. Fakat yine yeni yöntem çok daha tehlikeli ve de bir an önce müdahale edilmezse ilçe trilyonluk zarara uğratılacak. Konunun araştırılması trilyonluk zarara uğradı. 25 Nisan 2016 tarihinde, bakın ben bunu 23 Nisan'da yazıyorum, açıklıyorum. Cumartesi günüydü. 23 Nisan Cumartesi günü. Biliyorum. Evet. Yine o nereden biliyorsun diyeceksen. Cumartesi 23 Nisan. Doğru. 23 Nisan'dı. Kaymakamlıktan gelen bizde protokolde İstiklal Marşı ve saygı duruşu vardı. Ama Karatos'un beyefendi saygı duruşu var. O olay da o 23 Nisan'da oldu değil mi? Hiç unutmam onu. 23 Nisan'da o gün, bir hafta önce de 18 tane şehidimiz vardı. Saygı duruşu dahi yaptırmadı. Yaptırmadı ve orada bir gerilim yaşamıştık. Yani hatta Atatürk'e 23 Nisan'a saygınız yok da bir hafta önce olan ölen 18 tane şehidimize de mi saygınız yok? Neden saygı duruşu yaptırmıyorsunuz diye de bir gerilim yaşamıştık. O konuyu da açıklayalım. Arkadaşlar ben bu haberi şimdi normalde gazetecilik mantığıyla olaya bakmış olsaydım pusuya yatmışım. Belediye açık yolsuzluğu mafyayla el ele vermiş, hallediyor. Ben ne yapardım? Pazartesi pusuya yatardım, fotoğraflarımı çekerdim, kamera kaydımı alırdım. Türkiye gündemine gelen bir yolsuzluk haberi yapmış olurdum. Ama benim derdim ne birilerini rencide etmekti, ne belediyeyi rencide etmekti. Dedik ki sistem çöksün, yetkililer el atsın, belediye de geri adım atsın. Onun için ben bu haberi 23 Nisan 2016 tarih yaptım. Bunun üzerine belediye, şimdi anlatacağım veçile geri adım atacak. 25 Nisan 2016 tarihinde Orhan Gazi Belediyesi kapalı pazar yeri A blok No 35 numaralı dükkanda Orhan Gazi Belediyesi'ne ait ilçemiz Çakırlı Beldesi'nde komisyon takdir bedeli 1 trilyon 46 bin TL olan 1876 parsa parsa yazılmış G24
22 C25 DD Paftanoğlu 14.950 metrekare, yani 15 dönüm arazinin icra yoluyla satışı gerçekleştirileceği bilgisi gazetemiz istihbara servisine ulaşmıştır. Arazi %50 indirimle 528.000 TL'den satışa çıkarılacaktır. Aldığımız bilgilere göre belediye ait arsaların satışına meclis izin vermeme ve de kamuoyunun ayıkma ihtimaline karşın bu yöntem kullanılacak. Belediye önce borçlandırılacak ve sonra satışlar icra yoluyla gerçekleştirilecek. Bu iddialar doğruysa, ki doğru iddialarda hani biz doğruysa tabirini kullandık. Doğruysa ki ilk satış 25 Nisan pazartesi yapılacağı bilgisine ulaştık. Bir an önce müdahale edilerek bu nitelikli soygunun önüne geçilmelidir dedik. Belgesini koyduk. İhale belgesini de koyduk. İhale çıkış belgesini de koyduk. Ve ben bunun bu gazete cumartesi dağıldı. Cuma günü sosyal medya hesabımızdan olayı duyurduk. Belediye alel acele pazartesi icra yoluyla satışa çıkarılan bu yeri belediye alel acele Ziraat Bankası'nı da arayarak şeyi durdurun, lütfen durdurun, işte vezneyi kapatmayın deyip saat 6'da o 300 bin lirayı yatırarak mecburen kerhen icrayı geri çektiler. Ve cumartesi günü de Sayın Başkan basın toplantısında bu olayla... Ne oldu orada? Ben basın toplantısına göre ayarlamıştım. Bir de o metni değiştirdim. Tabii. Yani aynı. Şeyi de biz geri çektik. Yani Sayın Başkan da buna teşekkür edince kıyamet koptu. Arkadaşlar, İrfan abi çayını ileri alabilir misin? İleri ne? Çay içiyorum ben. Oğlum görürsün, şarap değil ki. Yani ben başkaları gibi yani... Ne bozuluyor? Arkadaki görsel bozuldu. La olsun ya, arkadaki benim çayım çıksın orada, önemli değil. Yok, görülmüyor. Anladım. Şimdi sevgili... Bir nokta koy, başka bir şey söyleyeyim. Yine bir tarihte belediyenin önüne pikap yerleşmiş, bilgisayarlarına haciz geliyordu. Var mı fotoğrafı babam? Yine... Belediye fotoğrafında var mı? Yine o şeyde, siz bir canlı yayınla, evet. Bilgisayar benden sonraydı zaten o. Yani tabii. İlçe başkanlığım yoktu. Ama o 2000 kaçtaydı başkan? 17'de olması lazım. 2017'de aynen. Evet. Ölmüşler zamanında. Çünkü işte burada sadece belediye operasyon icra belediyenin bilgisayarını mı alacak, ama içindeki bilgileri alacaklardı, yok edileceklerdi. Yine orada. Yine o canlı yayında bunu çok da ya başkanım vallahi süpersin. Evet, şu an gördüğünüz olayı da 2017'de aynı çetenin Yalova ayağı Orhan Gazi Belediyesi'ne sözüm ona icra başlatmış. İcra takibinde de arkadaşlar, belediyenin bu kadar arazisi, arsası, şusu, busu varken bir belediye başkanının koltuğunu almaya kalktılar. Bu o kadar büyük bir terbiyesizliktir ve o ekip şu an Yalova Belediyesi'ndeki soygundan da yargılanıyor, aynı ekip. Onun buradaki bağlantıları şu an işte operasyonda onlara kadar uzanıyor inşallah. Ve belediyenin bilgisayarlarını aldılar. Hemen o gün orada canlı yayın açtık. Üçüncü Göz Gazetesi olarak İrfan Aydın. Ve canlı yayında ısrarla dedik ki bu bir namus meselesidir. Bir, icra yoluyla belediyenin bilgisayarlarını alamazsınız. Çünkü bunların mali değeri yok. Bunun içindeki bilgiler daha kıymetlidir. Burada maksat belediyedeki dosyaları yok etmeye çalışılıyor. Bu bir. İki, Yalova'dan gelip Orhan Gazi Belediyesi'nden mal kaldırmak asla ve kabul edemeyiz. Mesela günlerde cumartesiydi galiba. Ben öyle Yok. Mesaiydi başkanım. Abi. Ve o esnada hatta burada bir isim vereyim. Sevgili Aslan İnce de bizim yayını izleyince o icra yapan ekibi tanıdı, bildi. Sahte demiyorum gene, usulsüz faturalarla belediyeye trilyonluk fatura kesmiş bu arkadaşların ne nane yediklerini çok iyi bildiği için telefonu kaldırdı. O koca belediyenin avukatları, bilmem kimlerin güya sözüm ona durduramadıkları o icrayı, sevgili Aslan İnce telefonu kaldırdı. Adama söylenmesi gerekeni söyledi. Hadi dedi, sen Orhan Gazi Belediyesi'ne bu operasyonu yapıyorsan Orhan Gazi sınırlarından çık da seni göreyim dedi. Şimdi Kabadayı'nı elbette ki böyle olursa başım üzerinde tutarım.
anında alınan bilgisayarlar geri geri yüklendi. Şimdi arkadaşlar, lütfen eğri oturun, doğru konuşun. Şu Orhan Gazi'nin, belediyenin, arazilerin, şunların, bunların namusu korumak İrfan Aydın'a ve Aslan İnci'ye, Ahmet'e, Mehmet'e mi düştü? Yüksel Başkan'a mı düştü? Nerede bu ilçenin savcıları? Nerede bu ilçenin ilgili yetkilileri? Nerede bu ilçenin yöneticileri, kaymakamları, şunları, bunları? Sadece onlar değil. Nerede siyasi partiler? İşte bu. Yani nerede siyasi partiler? Siyasi partiler bugün 95 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi. İşte ne bileyim İYİ Parti. Milliyetçi Hareket Partisi. Partisi. Nerede? Demokrat Parti. Demokrat Parti. Saadet Partisi. Hepsinin şunu söyleyeyim. Mecliste yerel milletvekilleri var. Ben meclis üyelerine yerel milletvekilleri diyorum. Çünkü Orhan Gazi'nin seçmeninin verdiği oyla beraber belediye meclis üyesi yerel vekildir bana göre. Doğru. Mahalli vekildir. Bunlar Orhan Gazi'nin dertlerinden dertleşmesi gerekirken, Orhan Gazi'nin mallarından çarçur edilirken, karşısına çıkması gerekirken, ne bileyim, Orhan Gazi'nin menfaatinde muhalefetiyle iktidarla birleşmesi gerekirken, ama ben hiçbir şey göremiyorum ki. Hiçbir şu şey olaylarda yok. Da yok yani. Yani neredeler? Uyuyorlar. İşte biraz daha filmi geri sar. 99 dönümlük işte Gemiş'teki arazide, evet. Siz bir tek başınıza yaptığınız programda Yalova'da şu otelde şu odada şunu söylediniz bunu söylediniz dediniz. Yine muhalefetten ses yok. Geç muhalefetin ilçe başkanına, İYİ Parti ilçe başkanına Sayın Bekir Aydın yolsuz usulsüz patrolarım var, devletin yanına çöktün dedi. Yine meclis üyelerinden ses gelmedi. Dedi de İYİ Parti ilçe başkanı cevabını verdi ama meclisteki İYİ Parti meclis üyelerinden tık yok. Tık yok. Yani biz bu programları niye yapıyoruz? Evet. Evet başkanım. Kayıda düşmek için yapıyoruz. Kayıt. Niye? Düşüyorum. Tarihe not düşmek için yapıyoruz. Ben 2016 yılında o meydanda yaptığım Galata Bankeri'de mi demedi? Öyle diyecektim. Galata Bankeri'nden 800 bin lira alıp, evet. O Galata Bankeri'nden işte farklı şeyler alan belediyeydi. Eğer Galata Bankeri dediğim şahıs gocunmuş olsaydı benim hakemeye başvururdu. Tabii. Ha, buradan sayın izleyicilerimize de Galata Bankeri'nin de olduğunu da ufak bir girsinler yani, şeylerine baksınlar. Yok, bir ufacık bir yeterim. Tamam. Osmanlı döneminde Galata'da olan Yahudiler finans sektörü Osmanlı aynen. İmparatorluğuna borç verip onun 3 katı 4 katı misliyle para alıp veya yerlere çökerek yerlere ona da o tabir Galata Bankeri. Çünkü o tabiri kullanma sebebini çok iyi hatırlıyorum. Evet, evet. Belediyenin Zeytinciler Çarşısı diye bir çarşısı var. Evet. Oradaki bütün dükkanlara el koydu. Oranın bütün gelirini de haklı olarak. Bak adamın parasal yönden haklı da o faturaları keserken haklı değil arkadaşlar. Dilimiz döndüğünce temiz siyaset yapmaya çalıştık. O dönemde iyi hatırlayın. Sayın Belediye Başkanımız İsmail Tartar bir altyapı çalışmasına girmişti. İşte aldığı kredinin yanlış olduğunu, nasıl olmasa biz ödemeyeceğiz, büyükşehir ödeyecek. Ödeyecekti de. Eyvallah. Ondan sonra yağmur yağdığında çamur gazi, güneş vurduğunda toz gazi dedik. Yağmur yağdığında aynen. Çamur gazi, güneş vurduğunda toz gazi dedik. Ve şimdi en yorumlara bakacağım. Ve en sonunda İşte yine o 2016, aslında o 2016'yı siyasi partiler yatırdı masaya. Şunu söyleyeyim, siyasi parti ilçe başkanları, siyasi parti meclis üyeleri o 2016'daki bizim yaptığımız açıklamayı alıp okusalar var ya, aynı şeyler. İşte Yeniköy'de satılacak yerler, Akarım'da Yeniköy dedin de o Yeniköy dosyasına gireceğim muhtar. Akarım'da satılan yerler. Söröz'deki vakıf arazisinin satılan yerler, Gürle'de mezarlık olup da satışa çıkanlar. Yerler. Yani hani deveye sormuşlar nerem doğru eşeğin peşine gidiyor demişler evet. Diyorsun ya. Aynen. Ben neremiz doğru ki kalmış diye. Eskiden yani, boynum nerem doğru derdi, yani, şimdi eşeğin peşine gidiyorum, onun için eğri diyor. Gerçekten Orhan Gazi Belediyesi o kadar zenginmiş ki. Köyleriyle beraber o kadar zenginmiş ki, eğer bu büyükşehir yasası olmasa idi. Ne yiyecekler? Ne satacaklardı? Ne satacak? Şimdi bir malı satıyorsun, borcun 300 lira.
200 liralık mal satıyorsun, borcun 100 liraya düşmesi lazım. Yok, 500'e çıkıyor. Borç stabil kalıyor. Ya yüksek, yüksek. Veya yükseliyor. Yani işte örnek köyün geçen muhtarın gittiğimizde burası Orhan Gazi Belediyesi'ne diyor. Ucu bucağı alınmaz yer Orhan Gazi Belediyesi'nin. Öbür tarafa gidiyorsun Orhan Gazi Belediyesi'nin. Sölöz'deki vakıf arazisi Orhan Gazi Belediyesi'nin. Yani büyükşehir yasasıyla beraber. Sat nereye kadar. Ama şimdi rahmetli Galip Hoca'nın yaşamış olsaydı buradan rahmet diyorum. İki tane Trabzon'un namaya kaldı derdi. Kaldı. Madem öyle söyledik, Gölpark. Koy bakalım evlat. Ama siyasi boşluk var. Yani burada bütün muhalefet partileri... Vallahi başkan, parti kurmayı verelim diye yazıyorlar. Yani. Türkiye'deki siyaset artık... yani ona da ufak bir noktadan sonra... Gölpark'a... Aynen, ben bu arada yorumlarınızı okuyayım. Buyurun siz, alayım şeyinizi. Türkiye'deki siyaset yapmak istiyorsak ilk başta siyasi partiler kanunu değiştirmeleri lazım. Yani buradan eğer o muhalefet liderleri, iktidar liderleri biz halkın gücüyle geldik diyorsalar, o zaman sandığı halkın üyesinin önüne koyacak, milletvekillerini ön seçimde getirecek, siyasi ilçe başkanlarını da bütün üyelerin oylarıyla delege sistemini çöpe atacaksın. Asker delegeyle beraber bu iş olmayacak. O zaman da yolsuzluklar üzerinde rahatlıkla gideceğiz. O zaman da bak bakalım nasıl olur. Şimdi hocam önce hızlı bir şekilde yorumlara, çünkü sevgili dostlar bu yayının altına yorum yapmak yürek ister. Hepinizi gönülden, yürekten teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Var olun, nur olun. Biz bu cesareti zaten sizlerle bir olmaktan alıyoruz. Haklılığımızdan alıyoruz. Bu temiz eller operasyonunu birlikte yapacağız. Bakın ben her yayında ısrarla bu yolsuzlukları anlatırken vurguluyorum. Orhan Gazi'de kirli olan sağdan say 20 kişi, soldan say 20 kişi. 21 olmaz. 20 kişiyi kafalara aldığınızda, temizlediğinizde geri kalan o çoluk. Onlar sıkıntı yok. Onlar yola girerler. Sağdan say 20 kişi, soldan say 20 kişi. Operasyon bunlara yapılacak. Ama mutlaka Ramazan'dan sonra bayram gelecek kardeşim. Ramazan'a ermeden, Ramazan'a dokunmadan, Ramazan'ın tadını yaşamadan bayram yaşayamazsınız. Bu bölgenin en önemli etkeni o meşhur Ramazan'ımızdır. Yani Recep, Şaban, Ramazan. Ramazan'da rahmetli oldu. Hangisi oldu? Senin belediye başkanı. Benim belediye başkanı da hem Ramazan vardı. O da rahmetli oldu. Aynen. Osman Demirsu iyi yayınlar diliyor. Halil Karataş iyi yayınlar diliyor. Elfida Sarsu Arıcan saygılar sunuyoruz hocam. İyi yayınlar, kolay gelsin. Zafer Sözer Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Recep Sönmez muhtarım iyi yayınlar. Recep muhtarım Yeniköy'de ne güzel muhtarlık yaptın. Şu bugün o Yeniköy'ün yeni muhtarının... Hezeyan dolu o videosunu seyrettim, ona da özel cevap vereceğim. Yani sen rahat ol Sayın Muhtar. Yani şey kaşınmaya gerek yok. Adam gibi işinizi yapın. Yani Arap sermayesini savunmak sana mı düştü ya? Ey muhtar ya. Yani o Arap villalarının reklamını ben mi yaptım Yeniköy üstüne? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Ey Yeniköy muhtarı. Bugün yayın yapıyor. Aklı sıraca bize tırıvırı yapıyorsun. Yeniköy'ün sırtlarında Arap villaları reklamını ben mi yapıyorum ey muhtar? Yeniköy caminin altındaki pavyonları ben mi açtım ey muhtar? Ya sen lütfen. Sen açmadın ama sen kapattın. Ona zoru oradan demek ki muhtarın da ya. Gidemiyor demek ki pavyona. Haddinizi bilin ya. Biz burada kamu adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Efendim 50 yıllık pırıl pırıl ağaçları kesmişsiniz ki tiyatro ağaç ekiyorsunuz orada bak ekiyoruz. Hadi be. Sulamayacaksınız, kurutacaksınız onları, ondan sonra gene satacaksınız olan Arapları. Sıtkı Aydın, seçimler geliyor, operasyonlar bu seçimlerin zarfı. Sıtkı abi, operasyonlarla ilgili şimdi konu devam ediyor zaten, oraya geleceğim. Türkiye genelinde düğmeye basıldı. Evet, doğru söylüyorsun. AK Parti ekibi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kesinlikle talimat vermiştir. Türkiye'deki AK Parti teşkilatları da dahil, belediyeleri de dahil, Türkiye'de nerede ne kadar yolsuzluk varsa
üzerlerine gidilmesi için talimat veriyor. Çünkü artık AK Parti yolsuzlukları daha fazla saklayamayacak bir pozisyona geldiler arkadaşlar. Yani bu bizi çok sevdiklerinden dolayı değil. Ha şu Orhan Gazi'deki arkadaşlar canlı yayındayım. Orhan Gazi'deki meseleler sadece şeyden almayın. Bugün AK Parti'nin lütfen mesaj yazın, mesajlarınızı okuyacağım ben şu an canlı yayındayım. AK Parti Türkiye yerinde düğmeye basmıştır. Yolsuzluklarla ilgili yolsuzlukların üzerine gidiliyor. Gidilmek zorundadır. Ama nereye kadar gidecek? Yani iş eğer AK Partili iş adamlarına, kurmaylarına dokunduğunda duracaksa bu yolsuzluklar, yolsuzluk operasyonları, o zaman bir işe yaramaz. Evet, seçimler geliyor. Onun için bu düğmeye basıldı. Yalova'daki belediye yolsuzluğu AK Partili iş adamlarına geldiğinde durduruldu. Orhan Gazi'de de Fuat Bey canlı yayındayım. Mesaj atarsanız mesajınıza bakacağım. Sayın Elbir arıyor. Mesajınızı atın, mesajınızı okuyayım Sayın Elbir. Şu an çünkü canlı yayındayım. Sıtkı Aydın, bence mühürsüz zarflar maalesef benim düşüncem bu. Katılın katılmayın diyor. Recep Sönmez, ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Cengiz Topel, hayırlı yayınlar diyor. Zafer Sözler, ne mutlu Türk'üm diyene diyor. Sıtkı Aydın, bu Danıştay'ın kararı adı üstünde danışsalak yapılmış bu karar. Oldu mu şimdi Danıştay kararı? Bu andımızla ilgili diyor. Erol Memişoğlu, iyi geceler diliyorum. Kolay gelsin kardeşim diyor. Kubilay Korumaz, başkan arıyor. Türk'üm demek bir şereftir. Bunun aksini inkar eden insanlar vatan hainidir. Dostlar iyi yayınlar demiş. Zafer Sözör dündü diyor. Ayşe Aydemir hanımefendi avukat, çok güzel bir yayın diliyorum. Görüntü, kamera, ses, sizler harika görünüyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Muammer Kara izliyor. İnsan gönüldür, gönül ne mutlu Türk'üm demek, Müslüman Türk'üm demektir demiş. Saygılar sunuyoruz. Seda Özbay, iyi yayınlar dilemiş. Aydın Yaşa, neden o konuşma başkanın sonu oldu diyor. Sevgili Aydın Yaşa, çünkü yolsuzlukların üzerine gitmek, hele hele belediyedeki kamu mallarının hakkını aramak Orhan Gazi'de ya da bölgede o kadar kolay değil. Zevkif Bektaş, MHP eski ilçe başkanı, eski çocukları, Orhan Gazi başkanı, Sulama Birliği eski kooperatif başkanı, değerli büyüğüm Zevkif Bektaş, ağzınıza yüreğinize sağlık demiş. Saygılar sunuyorum. Murat Erhan, kimler alındı, isimleri belli mi, vatandaş bilsin, iyi yayınlar. Sevgili Murat Bey, başta da söyledim. Alınanların hepsi suçludur mantığı yanlıştır. Bu bir operasyondur. Devletin mantığıdır bu. Devlet akı da alır, karayı da alır, bir torbanın içerisine doldurur, yaşı da alır, kuruyu da alır. Sen kurusun der, güle güle sen yaz. Ama şimdi isim verdiğinizde, yani alınanlar suçludur mantığı güçmüyor. Bakın bizim gazetecilik anlayışımızda asla şahısların rencide edilmesi olayı yoktur. Biz şunu söylüyoruz, lütfen operasyon sağlıklı bir şekilde ve adilane bir şekilde yürütülsün. Biz burada bu yayını yaparken aynı zamanda devlet görevlerine de sesleniyoruz. Yani kimse tiyatroda oynamasın. Operasyonlar adilane yapılsın, kimse rencide edilmesin, suçlu ayıklansın, cezası verilsin ama dosyalar eğer şimdi belediyede trilyonluk streç film faturalarına işlem yapmazsanız, İş adamların ihaleyle aldığı yerlere görürseniz sadece burada bir sıkıntı var. Streç film deyince 47 kilometre geliyor. 47 yani belediyenin bütün faturaları incelenmesi lazım. Belediyede bakın resmi yazılarımla, dilekçelerimle, en son Sayın Süleyman Soylu, annesi vefat etti, annesine rahmet diliyorum ama en son Sayın Süleyman Soylu'nun imzasıyla kesinlikle zinhar müsaade etmiyorum soruşturmasına diyerek yolsuzluğun üstünü kapattığı o resmi yazısında biz belediyedeki o fatura yapısını çok net ortaya koymuştuk. İçişleri Bakanı müsaade etmedi soruşturulmasına. Gerçi biz onu Danıştay'a taşıdık. Bu Danıştay'a mı taşıdık? Nasıl olacak? Bu Danıştay gene izin vermeyecek. Aynı dairesi oldu öyle mi? Daireden daire değişiyor. Daire şu tehlikeli. Bilmiyorum nereye gitti. Danıştay'a taşıdık arkadaşlar. Yani belediye Orhan Gazi'de son 10 yıldır, bak yine söylüyorum, son 10 yılın Orhan Gazi Belediyesi'nde gayrimenkul satışları da dahil, faturalar dahil incelendiğinde son 10 yıllık faturalar ve gayrimenkul satışları reaiş bedeliyle incelendiğinde devletin kamu zararı 400 trilyonun altındaysa
ben gazeteciliği bırakırım. Ama satış yerlerini sen belirliyorsun. Ha, bazı siyasi parti... Hayır, Gazi Belediyesi belirlemiyor diye. Ha, doğru doğru, şeyin başkanı öyle söyledi. Değil mi? Başkanı öyle söyledi, Orhan Gazi Belediyesi belirlemiyor ki. 400 trilyon arkadaşlar. Fazlası var, az yok. Yani son 10 yılın kamu zararı Orhan Gazi Belediyesi 400 trilyon üzerinde. Ha şimdi yeni oyunlar da var, onu da söyleyeceğim. Sayın Belediye Başkanı Bekir Aydın Bey, şu an yayını izlediğini arkadaşlar bana bildirdi. Teşekkür ediyorum yayına ilgi gösterdiğin için. Şu an birlikte seyrettiğin arkadaşlarına da sesleneyim, size de sesleniyorum. Orhan Gazi'de taşıyıcılar kooperatifinin antreboy yapma ki bölgeye çok büyük hizmetti, engellediniz. Ama şu an babanıza ait arsalar üzerine antreboy yapma girişiminiz var. Bu Orhan Gazi'ye hizmet gibi görünse de ailenize, şahsınıza hizmettir. O dosyayı da açıyoruz. Rahat uyuyamayacaksınız, onu da bilesiniz. Sıtkı Aydın, yeni nüfus kağıtlarında dini İslam kısmı yok, andımız yok, yarın öbür gün sırada ne var, sindire sindire demiş. TC simgesi kaldı diyor Memişoğlu. Talat Elvan, tebrikler Sıtkı Aydın, andımız şimdilik kaldırıldı. Kaldırılma diye bir şey yok, onların kararını tanımıyoruz. Andımızı okumaya ve andımız üzerine gençlik yetiştirmeye devam edeceğiz. Kadir Koçbıyık, İrfan Bey, Yüksel Bey, iyi akşamlar, Samsun'dan selam, andımız ne olacak? Andımızı geri getireceğiz arkadaşlar. Sıtkı Aydın, yakında soy ismi kanununda, daha doğrusu kanununda gerek yok, kararnameyle soy isimleri de değiştirilebilir. Fatih Talgıç iyi yayınlar dilermiş. Remzi Bayram Başkanım, saygılar sunuyorum. Aydın Yasa, yeni belediye başkanından icraları tebrik, icracıları tebrik etmek için Yalova'ya mı gitmiş iş yeri açılışına? Senin Allah'ına kurban olayım. Şu an saygılar sunuyorum sevgili yönetmenim. Ciddi bir izleyici kitlesi var. Hepinize saygılar sunuyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı okuduktan sonra operasyonlarla ilgili ayrımları vereceğim. Sevgili Fuat Elbir ısrarla canlı yayında arıyor. Fuat abi, bir meseleyi yazılı olarak at önce WhatsApp'tan, WhatsApp ihbar attığımız orada, telefonunda zaten sen de. Daha sonra konuyla ilgili yayına bağlanmak istiyorsan da yayına alırım, sansürsüz canlı yayın yapıyoruz burada. Ayşe Hanım'ın yine... Hızlı hızlı geliyorum abi. Taner Öner, kral selam olsun, bizden de size selam. O Sıtkı Aydın, belediyenin bilgisayarlarda icra mı olmuş? Vay vay, sözüm bitti ya. Ya abi, Orhan Gazi Belediyesi vallahi üniversitede tez konusu olacak bir yapıyla yönetiliyor. Son 10 yılı alın, çok enter... Ya bu son 10 yıl, son 10 yıl niye biliyor musunuz? 2012'de FETÖ sistemi Türkiye'de tam yerleştiği için belediyelere öyle bir sızmalar oldu ki arkadaşlar. Yani ayrıntı isterse devlet görevlilerine de veririz. Yayın isteyene de yayın yaparız. Ahmet Şerif Koçulu, o zamanlar çok manşet yapmışlardı ama abi o zaman farklı insanlar vardı. Galiba Orhan Gazi'yi biz durdurduk diye manşet şekline giren kişiler ve onlar abi diyen insanlar tanıdım. İrfan abi, güzel bir konuya değindin. Saygılar sunuyorum. Sevgili Selçuk Çelik'ten, sevgili İbrahim Çelik'ten başkanımın değerli oğlu, benim kıymetli abim Musa Dalgıç'ın da eski ortaklarından Selçuk Çelik'ten iyi akşamlar, iyi yayınlar dilemiş. Yazmak istemiyorum, sizlere saygı duyuyorum demiş Ahmet Şerif Koçulu, saygılar. Selçuk Çelik'ten, sevgili İrfan Bey, siz tüm çabalarınıza bunca zorluklara gerçek bir gazetecilik yapıp kamuoyunun önüne çıkıyor, bunca olayı aktarıyorsunuz da çok şaşırıyoruz. Diğer yerel medya diğer yerel medya nereden için ortada yok. Şimdi bak, bu konuyu hiç açıklama altta Erol Memişoğlu abimiz çok güzel cevap vermiş. Bunu okursan yeter. Tamam. Artık büyük çoğunluk, Erol Memişoğlu demiş, artık büyük çoğunluk olan o gazeteciler susmak suretiyle meslek yapıp haber olması gereken konuları haber yapmamak suretiyle para kazanıyorlar. Sayın Selçuk Celik Bey demiş. Şimdi Erol abi, bu söylediğin ulusal çaptaki o lümpen gazeteciler için doğru. Ama yerelde, bakın, eğri oturalım, doğru konuşalım. Yerelde gazetecilik yapmak çok zordur arkadaşlar. Yaptığınız her haberin karşılığında muhatabı ya da muhatabın akrabalarıyla sokakta karşı karşıya geliyorsunuz. Şimdi bu delikanlılar, doğru, bir zamanlar Orhan Gazi yerel basınında, Tuna'da da, Güncel'de de, Lider'de de çok güzel, etkili haberler çıkardı. Ama işte o belediyeye yanaşma döneminden sonra saygınlıklarını bitirdiler. Ondan sonra gazetelerinde iyi işler yapmak isteyen genç kardeşlerim de ciddi hedef oldular. Bugün mesela Orhan Gazi TV'deki kardeşlerimiz
Lider gazetesindeki sevgili Fatih kaza haberlerindir, diğer haberlerindir çok yoğun koşturuyor ama şimdi bu tür haberleri bu gençlerden beklemeniz haksızlık olur. Niye haksızlık olur biliyor musunuz? Çünkü Orhan Gazi kamuoyu yeterince doğru konuşana sahip çıkmıyorsunuz. Bak koskoca siyasi ilçe başkanına sahip çıkmadınız, bize sahip çıkmıyorsunuz. Şimdi bu gençlere kim sahip çıkacak? Yani bu ya gazeteci kurşunlanıyor Orhan Gazi'de kimsenin umurunda değil. Bu gençlerin yani siz konulara sahip çıkarsanız o zaman eğer ilçe basını yazmazsa ben de o arkadaşlarımın ayıplarını dile getiririm. Ama şu an hiçbir kardeşimi ne Tuna Gazetesi'ndeki arkadaşları ne Güncel'deki ne Lider'deki ne Yeni Gün'deki ne Orhan Gazi TV'deki kardeşlerimi Parantez Haber'deki kardeşlerimi asla rencide etmiyorum. Çünkü konular ağır ve hassas. Siz de sağ olun Orhan Gazi halkı olarak söylüyorum. Gazetecilerinize bu gençlere de sahip çıkmıyorsunuz. Yeterince çıkmıyorsunuz. Dolayısıyla onlara da bu konulara yani bir fedakar çıkmış. Ben bütün kardeşlerim adına bu yayını yapıyorum. Dolayısıyla yerel basın, Orhan Gazi'nin basını son dönemlerde gerçekten güzel işler çıkarıyor. Bunu söyleyeyim size. Zevkle takip ediyorum Orhan Gazi TV'yi, zevkle takip ediyorum Fatih kardeşimi. Muharrem Değirmen'in yapmış olduğu o röportaj dizilerini zevkle takip ediyorum. Ajans gazeteleri zaten susmuş, onlara da Allah ıslah eylesin diyorum. Hızlı bitireyim, konular önemli yok, arkadaşlar. Tek tek cevap verirsen sabaha kadar program yaparsın. Ama gitsin. Niye? Çünkü bu böyle bir yayında yorum yapmak cesaret ister. Hepsini tebrik ediyorum. Eyvallah. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Sevgili Ömer Korkmaz abimiz alkışlarla cevap vermiş. Ömer abi, Orhan Gazi dosyasını aç dedik sana. 2 yıldır açacağım dedin. Orhan Gazi'ye bir geldin gittin, fırtınalar esiyor. Teşekkür ediyoruz. Rüzgarın yetiyor. Bir de şu dosyaları açsan acaba otobüsün kaç tane otobüs trene mi dönmesi lazım? Sevgili Ömer Korkmaz abim. Atsız Altan Toker. Hayırlı yayınlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah doğrularla beraberdir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu memleket geçmişte Türk'tü. Hala da Türk olarak kalacaktır demiş. Erol Memişoğlu, eğer doğru ise bu haber, ben de tebrik ederim reisimizi demiş. Sevgili Erol Memişoğlu abim. Çünkü Türkiye'deki o kadar artık kalıba sığmaz hale geldi ki yolsuzluk olayları artık üzerlerine gidilme talimatı verildi. Nereye kadar gidecekler biz bekleyip göreceğiz. Murat Çelik'ten hayırlı yayınlar. Avukat Ayşe Aydemir, dört dörtlük bir program olarak izliyoruz. Yüreğinize sağlık diliyorum kıymetli arkadaşlarım. Saygılar sunuyoruz sevgili Avukat Ayşe Aydemir hanımefendi. Cahit Gündem, mızrak çuvala sığmıyor artık İrfan Bey. Doğru söylüyorsunuz. Baki Beker Başkanım saygılar olsun. Nadir tesisleri de incelemeye alınsa çok iyi olmaz mı acaba demiş Erol Memişoğlu. Abi, orada Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin define aramasından mı bahsediyorsunuz? Yoksa trilyonluk faturalardan mı yapıldığı iddia edilen tadilatlardan sonra perişan hale dökülen mi? Yoksa oradaki hukuksuzluk mu? Nadir'la ilgili şu an adliyede devam eden çok önemli bir dosya, çok önemli bir dava var. Orhan Gazi Belediyesi, kaleyi de açtıracağız size. Kale davası da açılacak Sayın Orhan Gazi Belediyesi. Kaledeki kamu zararını da açacağız. Göreceksiniz oradan ne kadar büyük trilyonluk belediye zarara sokulmuş o meşhur kale. Beytürk dosyası da açılıyor. Beytürk dosyasından doğan zararı da gündeme getiriyor. Allah'ına kurban yönetmenim ya. Cansın can. Beytürk dosyasını da açıyoruz. Arkadaşlar biz baştan söyledik. Şahıslarla işimiz yok. Konu Orhan Gazi'nin ve Türkiye'nin kamu yararı. Bakın Çanakkale Savaşı'nı anlatacağız. Perşembe günü Çanakkale Forumu yapacağız başkanımla. Ayağında çarık olmayan, günlerce aç susuz, hatta ve hatta atın pisliğinden arpa yiyerek bu ülkeyi vatan yapan dedelerimizin hatırına susarsam namertim, susarsak namertiz, susarsak şerefsiziz arkadaşlar. Bu vatanın bir karış toprağını, bir gram gelirine göz dikenlere karşı gazeteci olarak görevimizi yapacağız. Ama buradan sayın savcılarıma sesleniyorum. Lütfen siz de görevinizi layıkıyla yapın. Ölürseniz de
dava uğruna, vatan uğruna görev başında ölürsünüz, şehit olursunuz. Bu kadar net. Tülay Ocak ne mutlu Türk'üm diyene, Muharrem Tevzioğlu saygılar sunuyoruz. Tülay Ocak sen var ol yüreğine sağlık demiş Cesur Yürek. Piyanist Burcu, Yüksel Başkanım selamlar, yayını hayretler içerisinde izliyorum. Saygılar sunuyorum Sayın Burcu Hanım. Selçuk Çelik'ten yerelde gazetecilik cesaret ve yürek ister cüzdanıyla aklı arasında sıkışıp kalırlar demiş. Tülay Ocak kimseler eline su dökemez dürüstlük ve doğruluk adına. Selçuk umarım böylesi bir durum yoktur. Maalesef var. Merakla bekliyoruz o dosyayı da demiş sevgili Erol Memişoğlu. Severek o dosyayı da açacağız. Şimdi sevgili Fuat Elbir yazıyordu. Lütfen Fuat Bey bize WhatsApp'tan bir dönüş yaparsanız çok çok memnun oluruz. Anlatacağınız meseleler varsa konuyla ilgili, yolsuzluklarla ilgili, operasyonlarla ilgili, ihalelerle ilgili anlatacağınız bir şey varsa canlı yayına da direkt telefon bağlantısıyla bağlantı kurdururuz Sayın Fuat Bey, ama takdir edersiniz ki canlı yayında direkt telefon, yani arayan kim ne adına arıyor diye canlı yayına bağlama şansımız yok, ama WhatsApp'tan bize yazarsan şu konuyla ilgili konuşmak istiyoruz İrfan Bey derseniz hemen canlı yayına da bağlantı kurarız Sayın Fuat Elbir Beyefendi. Şimdi arkadaşlar yorumlarınızı ciddi manada okudum, okumaya da çalışacağım. Bu gece Selçuk Çelik'ten yazıyor. Şehit olduğu gece. Allah tüm şehitlerimize rahmet. İşte bu gece 57. alayın ruhu, ruhaniyeti üzerimizde olsun. Hep beraber memleketi ayağa kaldıralım. Bir saniye şimdi yazma bilmiyorum ama seni dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Ol Bayrak Başkan'a selamlar. Doğru bir tane. Sevgili Sayın Fuat Elbir Beyefendi yazmış. İrfancığım ben okuma yazma bilmiyorum ama seni dinliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Yayın hayatında başarılar diliyorum. Ol Bayrak Başkan'a selamlar. Doğru bir tanedir demiş. Konuyla ilgili Sayın Elbir bağlanmak isterseniz konuşacağınız bir konu varsa da lütfen şeyle ilgili, konuyla ilgili ise tabii ki yayına bağlarız. Burada adı geçen geçmeyen, ilgili olduğunu düşünen herkes yayına bağlanabilir abi. Sansürsüz canlı yayındayız. Arkadaşlar bakın, şehitlik haftasına girdik. Şu anlattıklarımızı lütfen hikaye kabul etmeyin. Türkiye'de ve Orhan Gazi, biz Orhan Gazi'den şu an sorumluyuz. Yalova bölgesinden sorumluyuz. Bu bölgede kamu malları talan ediliyor arkadaşlar. Ciddi manada talan ediliyor. Belediyeler üzerinden FETÖ sistemi de, mafya sistemi de ciddi bir şekilde rantsal bir yapı. Şu bizim bir daha önce haberimiz vardı. Orhan Gazi Yunan işgal etmedi. O afişi lütfen arka fona verir misin sevgili yönetmenim? Ver burada bugün şeyi aldıydın, programını aldıydın dedim ya sana, bu çok iyi. Ve Sayın Belediye Başkanı'nda vardı satışlarla ilgili. Orhan Gazi Yunan mı işgal etti dedik. Evet. Şimdi arkadaşlar, biz bu manşeti aylar öncesinden atmıştık. Kadir Mısıroğlu'nun temennisi gerçek mi oldu da arazilerimiz peşkeş çekiliyor başlığıyla verdik. Ve dedik ki durdurun bu ihaneti. Orhan Gazi Yunan işgal etmedi. Burası hala Atatürk'ün ülkesidir. Şimdi Sayın Orhan Gazi Belediye Başkanı'na seslenelim. Şimdi eski yönetim bu kadar yanlış işlerin içerisinde yer aldı da Sayın Bekir Aydın çok mu güzel işlerin içine yer alıyor? Az önce başkanım söyledi. 100 dönümlük araziyi kaç paraya peşkeş çektiniz? Yeniköy arazilerini kaç paraya peşkeş çektiniz? Göl Park'ın karşılığında bir önceki yönetimde siz de vardınız. O yönetimde 183 dönüm araziyi peşkeş çektiniz. Mahkemeden Sayın Hakkı Pehlivan Beyefendi'nin resmi başvurusu, bizim kamuoyu takibimiz Sayın Şenol Yer Bey'in teknik desteğiyle o 183 dönüm araziyi devlet, mahkeme geri verdi Orhan Gazi Belediyesi'ne. Neden bir yılı geçti, bir dilekçeyle o 183 dönüm araziyi almadınız da, almıyorsunuz da yeniden Göl Park'ı 4,5 trilyona Yeniköy arsaları karşılığında geri alıyorsunuz. Koy Göl Park'a. Şimdi bütün bunlar sevgili başkanım, biraz nefes alayım. Bütün bunlar
yaşanırken sizin ilçe başkanlığınız döneminde olsaydı ya da şu an Orhan Gazi'de siyaset yapıyor olsaydınız nasıl tepki verirdiniz? Bunların durdurulması için ne yapardınız Sayın Başkanım? Tepki zaten geçmişte yaptığımız yapacağımızın teminatıdır meydanda. Yani siyaset insan odaklıysa, siyaset vatandaşı bilgilendirmekse, siyaset kamu alanına hizmetse, siyaset vatandaşın ayağına gidip dertlerini anlatmak ise biz bunu üzerimize düşen her vazifeyi tek tek vatandaşa gider, şu yolsuzlukları, şu arsızlıkları, şu yanlışlıkları, şu usulsüzlükleri nasıl 2016'da meydanda yaptığımız basın açıklamasıyla, o zaman Facebook'tan, işte Instagram'dan, Twitter'dan canlı yayınlar yoktu. Sonradan oldu. Biz yerinde, zamanında müdahaleyle beraber, yani yeri geldi, işte Ilıca'da bir olay oldu, iyi hatırlıyorsunuz. Aynen, aynen. Ilıca'da o zamanki milletvekilimiz Sayın Necati Özensoy, aynen. Şu andaki Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyük Ataman, müthiş bir Ilıca ile alakalı müthiş bir çalışma yaptılar. Neticede keramet halkının gönlünde tart kurduk. Biz şahıs olarak siyasi aynı şekilde Üreyim taşıyacaklarıyla ilgili. Üreyim taşıyacaklarıyla da alakalı. Yine İsmet Büyükataman'ın soru önergeleri durdurmasıyla alakalı. Yani vatandaşın menfaatine olan, şimdi her hizmeti, her şeyi elimizden gelince biz buradan kalkır Ankara'ya giderdik bu kadar yolsuzluklarda. Ben de o zaman bir tane meclis üyem vardı. Allah rahmet eylesin. Amin. Amin. Kurucu. Onunla beraber belediyeyi bu kadar salladıysam 4-5 tane meclis üyesi olsaydı belediye şu anda belediyedeki o makamı işgal eden ve belediyenin en tecrübelisi 2004'ten beri belediye meclis üyesi, belediye başkan vekili ve en sonunda da belediye başkanı olan şahıs Sayın Bekir Aydın. Oradaki bütün dönen işleri, takipçisi, aynen. Altında imzası, şehri de varsa çıksın desin ki benim de şunlara, şunlara, şunlara İtirazım şehrim var. Var, itiraz koymuşumdur. Orhan Gazi menfaati için ben bunları yaptım. Siz ne diyorsunuz, beni karalamayın. Ben orada meydandaki yaptığım basın açıklamasında da o dönemki belediye başkanı Sayın Neşet Çağlayan'a dedim ki beni duyuyorsan, yanlışım varsa gel mikrofonu seveyim. Evet. Vatandaşı aydınlat, ben yanlış bir şey biliyorsam sizden özür dileyeceğim. Doğru. Bunu da demiş bir insan. Siyasi anlamda bunlara bu pencereden bakamıyorum. Ama nerede bu CHP ilçe başkanı, nerede İYİ Parti ilçe başkanı, nerede Saadet Partisi ilçe başkanı, nerede belediye başkan adayları? Oo, bir saniye, bir saniye. Sayın Ömer Korkmaz beyefendi yazmış. Devlet istesin, isim isim hepsini anlatayım, topluma zarar veren herkesin karşısındayız demiş Sayın Ömer Korkmaz beyefendi. Çünkü Ömer Bey'in bu bölgenin hafızasıyla ilgili çok önemli bilgileri var. Bunun içerisinde Sayın eski milletvekili, AKP milletvekilinin ve aile efradının faaliyetleri de mevcut. Beytürk arazisiyle ilgili dönen dolapları da Sayın Ömer Bey çok iyi biliyor. İşte o dosyada açacağız. Artı bakın arkadaşlar, sadece yolsuzluklarla Orhan Gazi soyulmuyor. Bak sadece belediyenin. Şimdi bütün bu yolsuzluklar şu 10 yılın içerisinde bölgenin milletvekili kim? Çok özür diliyorum. Şimdi bakın bir rahmetli Nami Kurucu meclis üyeliği yaptı. Birçok yolsuzluğun engelleri üstüne gitti. Meclis üyeliği. Hani başkanın tabiriyle yerel milletvekili. Ya bu bölgede iki dönem iktidar partisinden milletvekilliği yapan Sayın İsmail Aydın. Siz direkt bağlanırsanız hiç sorgusuz sualsiz alırım. Yorum atmana da gerek yok. Sayın İsmail Aydın şu 10 yılın içerisinde zaten bu yolsuzlukların döneminde bölgenin milletvekili İsmail Aydın. İsmail Aydın yolsuzluk yaptı demiyorum. Ama yetki Sayın İsmail Aydın'da. Yani İsmail Aydın'ın, Sayın İsmail Aydın'ın siyasi gücünü kullandığı dönemde Orhan Gazi Belediyesi asgari 400 trilyon dolandırılmışsa ve buna Sayın İsmail Aydın sesini çıkarmamışsa, bu İsmail Aydın beyefendinin sansürsüz canlı yayında mutlaka karşıma çıkması lazım. Mekanı kendisi belirlesin.
Yeri kendisi belirlesin, kameraları kendisi belirlesin ama yayın mutlaka canlı olması lazım. Müsaade edersen Beytürk dedin de Beytürk'e bir parantez açayım. Yine ilçe başkanlığının döneminde Beytürk arazisinin satışıyla alakalı. Sizin dönemde geldiydi değil mi? Bir basın açıklaması yaptım. Ve o zamanki belediye başkanı Sayın Neşet Çağlayan'a Beytürk'ün temsilcisi olan şahısla beraber belediyede kaç kez görüştü? Aşkıyla sizin o basın, toplantı, basın açıklamasına var o. Onun metnini yayınlayacağım abi. Ondan öncesinde de var, bir de genişletilmişte de var. Kaç kere Bursa'da görüştünüz? Ve neye bağladınız? Komisyoncuya ne kadar verdiniz? Ve ne oldu? Gibi açıklamamız da var. Yasağı da o mu? Akşemsettin törenle geldi. Mehter Marşı'yla geldi. İzmir Marşı'yla gitti. Abi o yani, hafızayı açalım. Yani başka şey söyleyeyim. Hanım bunlar lokaliyle alakalı evet. 80 bin liralık işte 80 abi ne kadar komik kaldı şimdi. Yani şimdi milyonların yanında ne kadar komik kaldı o zaman 80 işte, bin. O zamanki dönemde işte o belediyedeki teknik işler sorumluluğu Tarık o jöleli arkadaş var. Eşinin Yalova'daki şeyle evet. Çizdirilmiş ama koskocaman pankartla büyükşehir bunu üstleniyor denmiş. Arada işte 80 milyonluk faturalar bilmem neler. Yani o dönemden bu dönem arasında değişen bir şey yok ki. Şimdi usta ben şoförü İsmail Aydın'ın milletvekili İsmail Aydın'ın bir fotoğrafını bulur musun sevgili yönetmenim? Evet devam edin lütfen. Yani bu dönemde ne oldu? 2019 seçimlerinde şoförü evet. Dediler ki sen bu yolsuzluklardan, arsızlıklardan çok yoruldun. Sen dinlen. Muavinle geçirtelim dediler. Sen tecrübelen de ben yolsuzluğun üzerine gidersin. Tabii. Yani vazgeçersin yolsuzluklardan. Tabii. Vazgeçersin. Direksiyonu, hakimiyetini önünü görebiliyorsun. Sana bir 4 yıl, 5 yıl yeter dediler. Ama senin arkanda 2004'ten beri muavinlik yapan, senin her söylediğine onaylayan, yeri geldi bir dönem muhalefet meclis üyesi olarak görev yapan şahsı oturtalım koltuğa. Nasıl olması acemidir? Yolları bir numaradan, direksiyonun başından yolları bakmak ayrıdır. Arkadan bakmak ayrıdır. Koyduk mu Sayın Milletvekili? Heh. Şimdi arkadaşlar, bakın Sayın İsmail Aydın. AKP'den iki dönem milletvekili yaptı. AKP Akdeniz Bölge Müfettişi. Şu anda da gizli sırlarınızın araştırma komisyon bilmem nesinde mecliste başkanı. Yani sırrı olanın sırrını taşıyacak bu arkadaş. Buna da bayram gelmesi lazım. Şimdi bu arkadaşın döneminde, milletvekili döneminde bölgede çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Kendi yaptı demiyorum. Bak altını çizeyim. Kendisi avukattır. Aman... Kendi yolsuzluk yaptı demiyorum. Ama onun milletvekilliği döneminde kamu malları peşkeş çekildi. Çok ciddi yolsuzluklar yapıldı. Ama Sayın İsmail Aydın bir başka icraatı daha var Sayın Vekilimin. Şimdi siz bölge milletvekili olunca, bölgenin de ana geçim kaynağı zeytin olunca milletvekilinden ne bekler Orhan Gazi, İznik, Gemlik halkı, Mudanya halkı? Bölge zeytininin ve zeytin üreticisinin sorunlarını dile getiren bir milletvekili hayal edersiniz. Değil mi? Öyle yap. Ha, öyle yap. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili İlhan Demiröz mecliste sofralık zeytine 50 kuruş destek verilmesi önergesi sunuyor. Abi nokta. Doğruya bir nokta koy. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekillerini de ona katıyor. O soru önergesine. Ha, onlar yani, da imza veriyor. Onlar da imza veriyor. Tamam. Sadece CHP değil. Tamam. Yani tamam. Bursa milletvekili. Tamam. Madem Bursa milletvekili. Sayın İsmet Büyükataman da imza vermiş. Tamam. Ama yani önergenin sahibi Sayın İlhan Demiröz mecliste sofralık zeytine yani İznik, Orhan Gazi, Gemlik, Mudanya zeytinine 50 kuruş teşvik verilmesini, destek verilmesini önerge olarak sunuyor meclise. Bu önergeye karşı hükümet adına karşı bildirimi Sayın Orhan Gazi Milletvekili Sayın İsmail Aydın yapıyor ve diyor ki hayır zinhar bu verilmesin diyor. Tamam. Onun yerine diyor bakın onun yerine orada alkışladım mesela kendisini dışarıdan getirilen ve Orhan Gazi zeytini diye satılan zeytinlere diyor müdahale ediyorsun diyor. Menşeyi ve kanolaya 50 kuruş destek istiyor. İyi biliyorum ben. Şimdi karıştırma orasını. Şimdi orada diyor ki menşeyi belli olsun. Bak orada alkışladık onu. Sonra bu İsmail Aydın beyefendi
Şimdi bizim de her yayında arkadaşlar, dünyanın en kısa, ben bir yere yorum yapacağım zaman, işte Selçuk Balcı'nın bir paylaşıma yorum yapacağım zaman, dünyanın en kaliteli sofralık zeytin ve zeytinyağının üretildiği Orhan Gazi'den selamlar. Bir konferansa giderim, dünyanın en kaliteli sofralık zeytini ve zeytinyağının üretildiği Orhan Gazi'den, 3. Göz Gazetesi'nin sahibi İrfan Aydın. Panellere gideriz bu şekilde, siyasilerle konuşuruz bu şekilde. Artık gittiğim önemli toplantılarda söz almak istediğimde moderatör şunu söyler: bak İrfan Bey, biliyoruz dünyanın en kaliteli sofralık zeytini ve zeytinyağı Orhan Gazi üretir. Şimdi buyurun konuşabilirsiniz diye. Bu kadar Orhan Gazi zeytinini tam marka yaptık ve bu marka bilişiminden sonra şok marketler, Türkiye'deki şok marketler müşterilerine Orhan Gazi zeytini getirmek için her ay Orhan Gazi zeytini alım için, yani Orhan Gazi'den zeytin almak ve Orhan Gazi zeytini almak, 600 ton arkadaşlar. Aylık şok marketler Orhan Gazi'den 600 ton zeytin alıyordu. Bu bölge üreticisi için çok önemli. 600 ton zeytin alırken Orhan Gazi'den bir anda ne oldu biliyor musunuz? Bu alım siyasi baskıyla Akhisar'a Sayın İsmail Aydın beyefendinin yakın akrabası, babasının oğlu beyefendinin tesislerine kaydırıldı ve artık şok marketler Orhan Gazi zeytini yerine Akhisar zeytini alıyor. Bu da siyasi başarısı arkadaşım. Bu arkadaş kim? Anayasadan Türklüğün kaldırılmasını teklif eden, mecliste sunan arkadaş. Bu İsmail Aydın beyefendi. Niye anlattım? Çünkü bugün yapılan operasyon, yapılacak operasyonlar, eğer Sayın İsmail Aydın beyefendi ve yakın çevresi sorguya alınmaz, bu yapılan yolsuzluklarla ilgili soruşturmalar bu arkadaşlara dayanmaz. Bunların bilgili, yani bunlar suçlu olarak alınsın demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Tanık olarak da olsa, eğer yolsuzluklarla ilgili Sayın dönemin milletvekili İsmail Aydın beyefendi ve yakın çevresi eğer sorguya alınmazsa, bu yapılan operasyonlar ancak garibanın üzerine bina edilir, işte Ahmet alınır, Mehmet alınır, koyun alınır, kuzu alınır, bir iki puf puf meselesi atılır ortaya, kapatılır gider. İşte onun için diyoruz Recep, Şaban, Ramazan, sonu bahar. Sonu bahar. Sonu bahar olabilmesi için İrfan Aydın dahil Orhan Gazi'de kamu mallarına çöreklenen, çöken kim ne varsa mutlaka soruşturulması lazım. Sorgulanması lazım. Operasyonların sonuna kadar devam etmesi lazım. Bütün bunlar yapılırken de itibar zedelenmesine müsaade etmememiz lazım. Bir Sayın Tartar Başkan'ın döneminde yapılan belediye operasyonunu hatırlayın. Sırf itibar zedelemesi için Sayın Tartar günlerce manşet yaptırıldı. Amaçları neydi? Tartar'ı korkutmak, büstürmek, yıldırmak, akabinde bazı müdürlerle birlikte işte o ihaleler, o arazilerin peşkeş çekilmesiydi. Lütfen alınan arkadaşlara karşı isim olarak çok zikretmenin bir manası yok. Yargılansınlar, hesaplarını versinler. Ondan sonra zaten isimlerini mutlaka verin. Ben rahmetli Turgut abiye yapılan operasyonda da aynı gazeteciliği yaptım. Turgut abi alındığında ve ekibi alındığında ilk fotoğraflar bize atıldı. O götürülürken fotoğraflar. Arkadaş o zaman rahmetli oldu. Kadir Gelen bendeydi. Grafik tasarımını yapıyordu. Hocam dedi manşeti değiştiriyoruz dedi. Hemen bunları sür manşet dedim. Hayır. Operasyon bitsin. Eğer suçlu bulunurlarsa biz bir yerine 10 yazarız, açığı kapatırız. Ama itibar zedeleme operasyonuysa resimde kullanmayın, isimde kullanmayın. Sayın Tartar'a yapılan o FETÖ operasyonunda da aynı tavrı takındık. Bu arkadaşlara yapılan operasyonda da tavrımız, şahıslarla işimiz yok. Devlet işini yapıyorsa sonuna kadar devletin yanındayız. Operasyon kime kadar varıyorsa varsın. Alınanlar ya da alınmayanlar lütfen devlete bilgi versin. Kim ne biliyorsa lütfen ortaya koysun. Ama yolsuzluklarında üstüne artık gidelim arkadaşlar. Artık yorulduk. Vallahi yorulduk. Billahi yorulduk. Tallahi yorulduk. Şimdi 10 yıldır FETÖ var yazdığım için hadi oradan öyle bir şey yok. Hakime savcıya nasıl böyle dersin deyip
beni paylayan hakim savcılar, sonra FETÖ patladı, ilk alınan ben oldum. Şimdi o yolsuzlukları da anlatıyorum başkanım, yarın bu kadar bu 400 trilyonu sen çaldın diye beni alırlarsa ben hazırım yani, şaşırma başkanım. Yok, ya. Şimdi bu yayını izleyenler ne diyecek biliyor musun? Dünyanın en kaliteli ve en lezzetli zeytininden bahsediyoruz ya oranın. Evet. Dünyanın en kaliteli ve en inandırıcı yolsuzluk yapılan ilçesi. Öyle. Yani. Ama öyle. Öyle. Bu yayını izleyen kişiler ama öyle yani. Diyecek. Evet gerçekten bu yolsuzluklar var işte ama işte Orhan Gazi'nin zeytini verilmedi o marketler zincirine ama Orhan Gazi'ni bir adam Akhisar'ın şeyini veriyor. Yine bir Orhan Gazi geçiyor. Orhan Gazi geçiyor. Orhan Gazi geçiyor. Geçsin o zaman. Yorumları bir okuyayım devam edelim arkadaşlar. Zafer Sözleri Yüksel Başkanım her zaman yanındayım. Devlet istesin isim verin. Sıkkayın Sayın Ömer abim. Cansın devlet halktır. Siz ben o bu anlatacaklarınız bize saygıdır. Ömer Korkmaz Beyefendi Edirne'den Kars'a bu ülke hepimizindir. Biz yaşamış olduğumuz bölgeden sorumluyuz İrfan Hocam. Yapmış olduğun iş kul hakkını savunmaktır. Doğru yoldasın kardeşim demiş. Ömer abim ellerinden öpüyorum. Sizin Türkiye'deki mafya yapılanmasına karşı verdiğiniz o kutlu savaş tarihe altın harflerle yazılmıştır. Ne mutlu bana ki o kutlu savaşın bir parçası, bir neferi olabildim. Şimdi de gelin bu yolsuzlukların üstüne gidelim Ömer abi. Ne zaman emrediyorsan yayın saatini açarız. Şu Beytürk'ten başlayalım, Kale'den başlayalım, Nadır'dan başlayalım. Dönelim geriye, efendime söyleyeyim, yeşil alan, alan, talan, malan meselelerini hepsini bir araya koyalım. Rahmetli Turgut Ünlü Başkan'ın vurulma meselesini bir anlatalım Ömer Korkmaz abim. Zaten hani 10 yılı bakın diyorum ama operasyonlar rahmetli Turgut abinin vurulma meselesinden başlıyor. Ömer abi bu konuyu o toplantıda katılanları, kim neler karar aldı, neden neler yapıldı bunları en iyi bilen şahıs da sizsiniz. Bu konuda da sözünüz var bize konuşacağınıza dair. Ne zaman isterseniz Turgut abi dosyasıyla bir başlayalım. Bu temizlik operasyonlarına bir katkımız olsun sevgili Ömer Korkmaz abim. Selçuk Çelik'ten İsmail Aydın'la bir program yapmanızı çok istiyoruz. Yeniköy'de yaşayan birçok insan olarak. Selçuk abi ben de çok istiyorum. Sansürsüz bir şekilde saygıda asla kusur etmem. Asla. Ama sorulacak sorular var. Sayın Aydın telefonla da bağlanabilir ama mutlaka bir yayında ben Sayın İsmail Aydın'la bu konuları sormak isterim. Çünkü onun milletvekilliği döneminde dönen dolaplar bölgede ha bilmiyor idiyse onu da sorarız. Sen nasıl milletvekilisin de bu kadar olayları bilemedin, anlayamadın, bu kadar yazdık bunları da mı göremedin diye de sorarız kendisine. Aydın Yaşa eskiden malzeme çokmuş demek ki şimdi belediye ne hizmet yapıyor ki muhalefet eleştirsin. Çok doğru söylüyorsunuz. Hasan Kafkas bu gece 57. alayın tamamının şehit olduğu gecedir. Vatan uğruna şehit olanların mekanları cennet olsun. Yüksel Akbayrak İrfan Aydın ekibinize sonsuz selamlar sunuyorum. Bizden de selam olsun. Erol Memişoğlu bize kanlarıyla bu ülkeyi yurt yapan tüm şehitlerimizi sonsuz saygı ve rahmetle, minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Avukat Ayşe Aydemir hanımefendi, Hasan Bey anımsatma için çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız kıymetli kardeşim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. İbrahim Gülbeycan hocam izliyorsun. Lütfen neden yorum yapmıyorsun? Son dönemlerde yorumu kestin İbrahim hocam. Sizi seviyoruz. Bu konularda mutlaka sizinle konuşacak, söyleyecek çok sözünüz var. Sayın Ömer Korkmaz Beyefendi, Orhan Gazi'deki siyaset yapan şu an iş adamı modunda olan kişilerin 2004 yılından sonra mal varlıklarını nasıl edindiklerini inşallah yakında anlatacağım demiş. İşte Sayın Korkmaz sizden de beklenen buydu. Teşekkür ediyorum. Sevgili Fatih Dalgıç en başta biz denetlenelim demiş. Çok doğru. Çay. Oo, ona yok denir mi ya? Sevgili Fatih Dalgıç, herkes denetlensin. Şimdi Fatih Dalgıç ismi geçince eminim birileriniz diyorsunuz ki tamam herkese bir şeyler dedin de niye Fatih Dalgıç'la ilgili bir şey demiyorsunuz? Söyleyeyim arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz Orhan Gazi Spor tesislerini gecesini gündüzünü vererek elleri ayaklarımdan daha çok nasır tutmuş bir şekilde şu hale getirdi bir kardeşimiz. Eğer bir hukuksuzluğu, bir rant,
bir farklı şey varsa bunlarla ilgili de lütfen dosyası olan bize ulaştırsın. Gerekli işlemler yapılsın ama yapılan güzellikleri yok görmek asla kabul edemem. Rant varsa onun da üstüne gitmek işimiz. Orası malum hayvanı bağlasan durmaz bir halden bugün bu hale gelmişse tebrik ederim. Ama kamu zararı varsa da gereğini yapılması için üstüne gideriz. Zaten kendisi de diyor ki denetleyin kardeşim, varsa bir yanlışımız, bir yolsuzluğumuz biz de hesap verelim. Bu yönüyle de teşekkür ediyorum sevgili Fatih Dalgıç'a. Yeminli bilir kişileri kendi isteğimizde çağıralım demiş sevgili Fatih Dalgıç. Tebrik ediyorum kardeşim. Keşke herkes aynı görüşte olsa. Eren Mömüşoğlu meclis üyesi olarak vekil iken anayasanın dokunulmaz dediğiniz o 4 maddesinin de değişeceğini göreceksiniz diyen tek vekil İsmail Aydın olduğunu herkes biliyor mu acaba demiş. Teşekkür ediyorum Eren Mömüşoğlu üstadım. Bunun hesabını sormayanlar tabii ki zeytinin hesabını soramaz. Önce Türklüğe savaş açılmasının hesabını soracaksınız. Sonra zeytinin hesabını sorarsınız diyoruz. Sıtkı Aydın, Sağlık Bakanı, hastaneler sahibi, turizm bakanı, oteller sahibi, Milli Eğitim Bakanı, okullar sahibi, biz hala adalet diye bağırıyoruz. Allah'tan Adalet Bakanı adalet sahibi değil ha. Celil Karaca, özel bilgilerimiz emin ellerde, bombayı bize mi koydular yoksa devlete mi? Saygılar sunuyorum ya Celil Karaca, süpersin ya. Aydın Yaşa, Albayrak Başkanım başarılı muhalefet döneminden Kolpark olmuş, Beytürk olmuş, 183 dönüm uçmuş, stres film, naylon faturalar havada uçuşmuş, ihaleler uçuşmuş demiş Aydın Yaşa. Selçuk Çelik'ten İrfan Bey, sayın geçmiş milletvekilimiz İsmail Aydın Bey'e bir çağrı yapar mısınız? Avukatlık dönemiyle şu anki mal varlığını açıklayabilir mi? Evet. Bir çağrı yapalım. Sayın İskender Aydın Hocam'a da çağrı yapalım. İskender Aydın Hocam'ın bir Anadolu mu, Toros'u mu öyle bir şeysi vardı. Bir deri çeketi vardı. Yıllarca üstünde o vardı. Oradan başladınız. Şu anki mal varlığınızı edinirken nereden edindiniz? Ne kadar mal varlığınız var? Ben de açıklayayım. Siz de açıklayın. Şeffaf olalım. Kimseyi de zan altına bırakmayalım ama şu 600 ton zeytinin, Orhan Gazi zeytininden bunu Akhisar'a kaydırılma meselesinin dosyasını açacağım. Varsa Sayın İsmail Aydın Beyefendi'nin, Sayın İskender Aydın Beyefendi'nin bu konularla ilgili bir açıklaması dosyayı açmadan bize ulaştırırsa sağlıksız iş yapmamış oluruz. Erol Memişoğlu çok yakında bakanları değiştirip iş adamı olarak CEO niyetini en çok para kazanmayı becermiş olan CEO'ları, iş adamlarını, holding patronlarını bakan yapacaklarmış. Öyle duydum Sıtkı Bey demiş. Doğru bir yaklaşım. Müjdat Başkan selam olsun. Sevgili İbrahim Gülbeycan Hocam, sizi dinlerken bir saniyenin bile kaçmamasını istiyorum. Cansın Sayın Hocam ama sizin gerçekten konularla ilgili gerçekten bir akşam yayına özellikle alalım. Sizin bu konulardaki doluluğunuzu biliyor ve hürmetlerimi arz ediyorum. Selçuk Çelik'ten İbrahim Gülbeycan'ın bu akşam yorum yapmasını merakla bekliyorum. İbrahim Hocam benim hocamdır. Yazılarında zevkle takip ediyorum. İbrahim Gülbeycan ağzınıza yüreğinize sağlık, mahallenin deli olanları demiş. Saygılar sunuyorum. Salim Ayhan gelmiş. Salim Başkanım bak siz de vebal altındasınız. Yani ilçe siyasetini bu kadar emek vermiş birisi olarak bu kadar geri durursanız o zaman çoluk çocuk muhabbetine de katlanmak zorunda kalırsınız. İki dönem vekillik yapıp anayasanın dokunulmaz dediğiniz o 4 maddesini değiştireceğini göreceksiniz dedi diyerek anılmak en hafif tanımla talihsizliktir. Yazıklar olsun demiş Salim Ayhan Beyefendi. Faruk Sansen, adı çeşitli dedikodularla anılan yetkili neden ihale ve alımların yapıldığı yere müdür ataması olduğu doğru mu? Evet doğru. Doğru. Doğru kardeşim. Hala soruşturması, idare soruşturması devam ediyor ama Sayın Bekir Aydın görevden alamıyor. Ama Hazır. Tamam onu vereceksin oğlum. Sevgili Ömer Korkmaz Beyefendi yapalım demiş, saygılar sunuyorum. Hasan Kafkas Ömer Korkmaz abim Manisa'dan selamlarımı sunar, fazla özlettin kendiniz demiş. Ömer Korkmaz Beyefendi ben anlatacağım, sen delilleri ortaya koyacaksın başım gözüm üzerine. Erol Memişoğlu nereden buldun yasası henüz çıkmadı bu ülkede, o açıdan hesap sormanız mümkün değil demiş. Arkadaşlar
Sevgili yönetmenimle bir jeneri istirham edeceğim. Biz 2 hafta önceki yayınımızda mı sevgili yönetmenim? 3 hafta oldu mu? 16 Şubat'taki yayınımızda bu göl park, kol park meselesini ele aldığımızda bir çağrıda bulunmuştuk. Ve Sayın Başsavcıma istirham ediyorum. Yani şahıslarla işimiz yok. Kimsenin makamına karşı saygısızlığımız asla olamaz. Ama şu önemine binaen biz de sesini duyacak şekilde verirsen onun üzerinden devam edelim. Ama buradan kamuoyuna söz veriyorum. Bir kez daha deklare ediyorum. Eğer Cumhuriyet Savcıları görevini yapmazlarsa Cumhuriyet Savcıları ile ilgili de HSYK'ya HSYK değişti şu an şeyi. Savcılar Yüksek Kurulu'na ne dersin yeni ismi neyse şikayet dilekçesi vereceğim. Orhan Gazi Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili soruşturma açılmasını talep edeceğim. Çünkü gözümüzün önünde kamu zararı sadece bir arsadan dolayı 20-30 trilyonluk bir soygun yaşanıyor. Belgeli, bilgili ortada bir Allah'ın kulu, bir savcı çıkıp da ne oluyor burada sormuyorsa kusura bakmayın arkadaşlar. Ya da arkadaşlar. Bir tane belediye meclis. Ama buradan kamuoyuna söz veriyorum. Evet, kaç Şubat'ta sevgili yönetmenim? 16 Şubat'taki son yayınımızda çok açık bir çağrıda bulunduk. Ve yine söylüyorum, eğer sadece bu göl park meselesinden dosya açılsa, Orhan Gazi Belediye yönetimi dahil birçok kişinin canı yanar bir. Orhan Gazi Belediyesi en az, şöyle bakayım, en az 50 trilyonluk kâra geçer bu iki. Bak red söylüyorum. En az 50 trilyonluk kâra geçer bu iki. Beytürk arazisinden de rahatlıkla bir 30-40 trilyon daha kâra geçeriz. Bu üç. Zaten borcu kapattık. Anladınız mı arkadaşlar? Yani konuşacak çok konumuz var. Ama canlı yayındayız. Olur birilerini kırmak da istemem. Birilerine karşı da anlaşılsın istemem. Biz bu kadar bu çalışmaları yaparken birileri sıcacık evinde oturup eleştiriyi, tozajını kaçıracaksa o da onun insafına kalsın. Ama gelin biz diyoruz ki beyaz sayfa açalım. Şu Orhan Gazi'yi Türkiye'nin bir numaralı ilçesi yapalım. Bak yeminle söylüyorum size arkadaşlar. Orhan Gazi'ye giren para, fabrikalar, tarım arazileri, ticaretten vesaireden 10 tane daha Orhan Gazi bakar. Hepimize yeter. Kimisi villada yaşar ama öbürleri de dairede yaşar. Sokakta kalmaz. Hepimize yeter. Bu para sadece Orhan Gazi'de dönse. Ama gelen paranın kaymağını birileri alıyor. Uyuşturucuda, kumarda, farklı işlerde parayı çarçur ediyorlar. Kamu mallarını çarçur ediyorlar. Size, bize, piyasaya maalesef bir şey düşmüyor. Ya bu parayı kazanın ama piyasada dönsün bu para. Parayı kazanın, piyasada dönsün. Zeytini kazanın, piyasada... Ya işte görüyorsunuz. Bir şey söyledin yayından önce başkanım. Kim? Biri mi yorum yaptı? Yok, burada Aydın Yaşa demiş ki, işte çok başarılı muhalefet yaptın ama kol park, bilmem naylon farklılar size düşer. Savcı mıydınız o zaman siz? Başsavcı mıydınız? Ben başsavcı da değildim. Ben MHP ilçe başkanıydım. 1 Eylül 2016 itibariyle genel merkezin takdiriyle çok fazla muhalefet yaptığımdan dolayı, meydanda konuştuğumdan dolayı, naylon faturacıların üzerinde... Naylon değil. Düzeltiyorum. Usulsüz faturacıların üzerinde gittiğim için, o meydanda yaptığım konuşmadan dolayı, görevden alındık. Başka hiçbir izahı yok. Niye görevden alındık? Birilerinin tekeline, dönen tekeline çomak soktuk. İşte Sayın İbrahim Hocam mahallenin deli olanları dedi ya, iki kişi biz deli olanlar gibi işte meydana çıktık. Uyuyanları uyandırmaya çalıştık. Dilimiz döndüğünce uyandırmaya çalıştık. Ben buradan Aydın Yaşar Bey'e soruyorum. Biz o dönemde bunları açıklarken neden bir tane Cumhuriyet Savcısı bizi çağırıp da Sayın İlçe Başkanım gel bakalım buraya. Aynen. Bunları iddia ediyorsun. Bunları ortaya atıyorsun. Bunun isnat edeceğin elinde belgeler, deliller var mı diye. Ben buradan o dönemde
usulsüz faturalar ne zaman ayyuka çıktı? Tartar döneminin son döneminde ben ilçe başkanıydım. 2012 tarihinde ilçe başkanı oldum. Neşet Bey döneminde de. Tabii yok. Neşet'in yarı döneminde. Evet. Neşet Bey. 2012'de Tartar Bey'in seçilmiştik belediye başkanlığı, yani 3 yıllık belediye başkanlığında ben görevliydim. Sizin ilçe başkanlığı Sayın Tartar 1 yıl belediye başkanı. 2 yıl. 2014 yıl. Yere tamam. Seçim oldu. Tamam. İşte Neşet Bey'le de 2016'da 1 Eylül 2016'da benim görevim. İkisine de 2 yıllık ilçe başkanlığı. Şuna bakmak lazım. Benim dönemimde olan dönemde usulsüz fatura ne kadar girmiş? Benden hayır, sonra hayır, hayır ben, yok ya. Yok şunu söylüyorum, biz sert muhalefet yaptığımızdan dolayı tabii doğru bazıları çekiniyordu, adam meydanda, Cumhuriyet alanında meydanda oturup deyip şu hiçbir şey yok olmayan kişinin benim belediyeden 150 milyarlık fatura alacağım var diyebilen insanlar vardı. Yani biz dilimiz döndüğünce, aklımız erdiğince İlkeli siyaset yaptık, yanlışın karşısında da durduk. Ama bizim gücümüz bu. Siyaset. 2014 yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar yapsaydı belki bu yolsuzlukların hiçbiri olmayacaktı. Başkanım bir de ilçe başkanları başsavcı değildir. Yani sizin evet. Vazifeniz kamuoyunu ayıktırmak, bir gazeteci olarak ben sizin yaptığınız yani teşkilat olarak evet. Sadece şahsınızı kastetmiyorum. Tabii ki. Milliyetçi Hareket Partisi'nin o dönem yaptığı muhalefeti takdirle karşıladığımızı her zaman söylüyoruz arkadaşlar. Bugün de bakın mesela Sayın İyi Parti ilçe başkanı Sayın İsmail Kaya Beyefendi son dönem belediyeye şöyle bir çomak soktu. Birçok mesele ortaya çıktı. Yine meclis üyesi nedir hanımefendinin ismi İyi Parti? Nimet Dönmez. Nimet Hanım'ın Ercan. Nimet Ercan hanımefendinin soru önergeleri. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Sayın Ender Teke'nin son çıkışları gerçekte yerli yerinde. Burada sıkıntımız yok. Mesela Döktaş'ın o çürüf meselesinde Cumhuriyet Halk Partisi çok güzel muhalefet yaptı. Bunlar kabul. Ama arkadaşlar ya Orhan Gazi Belediyesi'nden bahsediyorsunuz ya. Ve bu kadar trilyonluk yolsuzlukların karşısında hep beraber sadece siyasetçiler değil. Mesela sivil toplum örgütleri nerededir bu ülkede? Tabii. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı şov yapmaktan öteye nereye gidiyor? Yani çelenk korken bir iki şey. Erzurumlar Derneği sizi hiç ilgilendirmiyor mu yaşanan yolsuzluklar? Trabzonlular Derneği sizi hiç mi ilgilendirmiyor? Bayburtlular Derneği sizi hiç mi ilgilendirmiyor? Ardahanlılar Derneği, Artvinliler yani fark etme hemşeri dernekleri sizi hiç mi Balgöç, Orgöç yaşanan yolsuzluklardan sizin hiç mi mesuliyetiniz yok? Arkadaşlar eğri oturalım doğru konuşalım. Kimseyi zanaatına bırakmayalım. Bakın Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurur ki mazluma yardım edin. Zalime de yardım edin. Sahabe soruyor. Ya Resulallah mazluma yardım etmeyi anladık. Zalime nasıl yardım edeceğiz? Onun da zulmünü durdurarak ona yardım edin. İşte bizim de yaptığımız zalimlere yardım etmektir arkadaşlar. Biz zalime yardım etmeye çalışıyoruz. Onların zulmünü, yolsuzluğunu, efendime söyleyeyim, arsızlığını durdurmaya çalışarak zalimlere de yardım ediyoruz. Kimseyi rencide etmek. Çünkü herkesin çoluğu var, çocuğu var. Kimseyi rencide etmek derdimiz yok. Net. Burada adı geçen kim varsa yayına önce mesajla bağlanabilir. Akabinden de telefon bağlantısı da kurabiliriz. Mikrofon biraz ötede sesi az çıkabilir ama en azından yorumunu okuruz. Bakın mesela az önce Sayın Fuat Elbir Beyefendi yorumuyla katkıda bulundu. Yayınlarız. Yorumlarınızın tamamını okuyorum. Bırakın onu canlı yayında zaten bu yayının altına yorum yapın. Daha kalıcı çünkü yayını izleyen herkes o yorumları daha sonra da görüyor. Kimin hakkı varsa lütfen hakkını arasın. Asla ve kat'a ne devlet kurumlarına, ne kamuya, ne hukuka,
ne de şahıslara karşı bir yanlış içerisinde sevdasına olma derdinde değiliz. Hani çıktı Yüksel Başkan'la herif orada atıyor tutuyor. Yok arkadaşım ben şimdi biraz sonra pandemi olmasa işte meydan açık olsa gideriz. Atabey'in çayını burada çünkü genel yapımız o. Evet. Ama şu an pandemi var. Yarın sabah gelin meydanda çayımızı içerken sorun kimin ne sesi varsa sorusunda sorsun. Hesabı olan varsa da hesabını orada sorsun. Ha buradan da mafya eniklerine sesleneyim. Çok af buyurun da en azından it kadar namusunuz şerefiniz olsun. Evime gelmeyin. Bak daha önceki mafya inikleri öyle yaptılar. Evime değil. Ben dışarıdayım. Benim yayınlarımdan rahatsız olan mafya inikleri varsa dışarıda istediği gibi buyursun gelsin. Ama evime gelmeyin bu sefer yani yapacak bir şey yok. Olayı anlıyorsunuz siz. Evime gelmeyin. Ama dışarıdayım. İstediğiniz yere de gelebilirsiniz. Sevgili Kubilay Korumaz'a selam olsun. Tülay Ocak. Velhasıl bu millet kolay can vermeyecek, yemiş yemiş doymamışlar, yazıklar olsun demiş. Emrah Geçici, uyuşturucuyla mücadele eden gençlerimizi bu bataktan kurtarmaya çalışan Orhan Gazi, Ülke Ocakları'nın bu net tavrı takdir edip kamuoyuna desteklenmelidir. Ülke Ocakları'nın ne tavrı var onu anlamadım ben. Olcay Başkan'ın bir iki tane basın açıklaması vardı ya. Ya uyuşturucu demişler hepimizin takdiri. Ben şu an yani öyle bir çalışmam var onu da bilmedim. Varsa tebrik ederiz tabii ki. Varsa Sayın Başkan yazsın. Böyle bir çalışmamız da var. Yorum yazabilirler. Bizim yayınlarımıza herkes yorum yapabilir. Bu ters köşeye yazmasınlar şikayet ederler. Aa doğru. Ya başkan gene ters köşe yaptın ya. Erol Memişoğlu uyuşturucu konusunda tek dokunu bele alıp üstüne giden uyuşturucu satıcılar ile tek mücadele veren İrfan Aydın olduğu halde ona da kurşun sıkıyorlar. Başkaca İrfan Bey'in yanında duran var mı ki sevgili Emrah Bey diye sormuş ona. Çok teşekkür ediyorum üstadım. Orhan Gazi'de uyuşturucu batağına düşmüş genç kardeşlerimize unutmayın saygılar demiş Emrah Geçici. Selçuk Çelik'ten İrfan Bey bu bölgede bizim dediğimiz insanların eksiklerini ve yanlışlarını ortaya koyduğunuz gibi lütfen son 5 dakikanızda bu bölgede faydalı insanlara da adını anın ki değerleri örnek olsun demiş. Ne kadar güzel söylemişsiniz. Harikasınız. Mert Dağ iyi yayınlar abi kolay değil mi? Mert'im saygılar sunuyorum sana da. Selçuk abimize şunu söyleyeyim. 5 dakika yetmez aslında bir program yapmak lazım. Yani İbrahim Çelik'ten başkanımızın o üniversite yerini vermesi ne büyük bir öngörüydü. Tabii. Rahmetli Musa yani, Dalgıç abim ben her fırsatta alırım. Yani sizin de iyi tanıdığınız Musa abi ömrünü bu millete adadı. Yani gecenin bir yarısı birinin ihtiyacı olsa kakar giderdi Musa abi. Ama İl Genel Meclis adayı olduğunda oy vermedi de oraya yani. Yani oy vermedi de oraya bu millet. Abi ne bileyim yani elbette ki çok güzel yani insanlarımız gece, var. Yani, gece 3'te burada Musa Dalgıç'ı da rahmetle anıyorum. Çok abi, iyi dostum, çok iyi arkadaşımdı. Güzel bir insan. Gece saat 3'te, gece sabah karşı 3'te bile arayıp işte benim başım sıkıştı Musa abi koş diye telefonlar geliyordu. Ve adam kalkıp Allah rahmet eylesin, Allah nur içinde yatırsın. Kalkıp koşuyordu ama İl Genel Meclis üyesinde beklediği, tabii, o yardım ettiği kişiler verseydi. Oho, meclis üyesi. Rahmetli Osman Uçar abimizi nasıl rahmetle anmayayım arkadaşlar? Rahmetli Şaban Yapıcı'yı nasıl rahmetle anmayalım? Yani elbette ki bu ilçede o kadar güzel insanlar, Rüveyde Kılıçlar hocamı nasıl hürmetle evet, anmayayım? Yani mümkün mü? Bu ilçeye bu kadar değer veren Berlin Tuğral hanımefendiyi, Gönüller Evi kurucusu, evet, yöneticisi Sayın Berlin Tuğral hanımefendiyi nasıl hürmetle anmayalım ki? O kadar güzel işler yapıyorlar ki bu ilçede. Yine sevgili avukat Şenol Yel Bey birçok konuda eleştiriyorum. Nereden eleştiriyorum? Çık adam akıllı şu yayınlarda konuş. AK Partili olmasına rağmen evet, AK Partili belediyeyi meclis üyesine çatır. Yani Sayın Şenol Yel Bey'i nasıl güzellikte anmayayım? Sayın Hakkı Pehlivan'ı, Nurettin Çetin'i niye güzellikte anmayayım? Sayın İsmail Tartar her şeyiyle mütevaziliğini niye anmayalım ki sevgili dostlar? Öyle şey olur mu? Mesela yeni Sölöz Belediye Başkanımız Güngör Özhan Bey yeni Sölöz'ü yeni Sölöz yaptı. Evet. Sevgili Ahmet
Başkanım aşağıda Ahmet Peker söylese de yine Sayın Özen Çakır Başkanım bu ilçede çok güzel hizmetler yaptılar. Yani Yeniköy'de Sayın, bak ismini unuttum, yok ondan evvel de o yerleri kazandıran odur aslında. Demokrat Parti'den, Doğru Yol Partisi'nden yazarsanız ismini, bak ismini unuttum. İbrahim Hocam ismini yaz. Yani yani birçok insan, birçok güzel insanı anarız. Bu ilçenin mesela bakın çok ilginçtir arkadaşlar. Bu ilçede görev yapan birçok savcı, hakim dostumuz ilçeye bağlılıklarını o kadar dile getirirler, görüşürüz. Eski yani işinin ehli olanlarla hala görüşü buradan çok çok selam olsun. Bu yayında izlediklerini ya da izleyeceklerini çok iyi biliyorum. Hürmetlerimi sonsuz arz ediyorum onlara. Mesela onlar şunu diyorlar, İrfan Bey diyorlar, ya Orhan Gazi'den koptuk ama orası bizim evimizdi. Yani Orhan Gazi'yi çok güzel anan insanlar var arkadaşlar. Kubilay Başkan işte bak ne zaman gitti hale yazıyor. Şerif Turgut. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Gülmeycan Hocam. Yani Şerif Turgut mesela Yeniköy arazilerinde kazandıran o. Ama Yeniköy o üniversiteye vermek büyük bir öngörü. O İbrahim diyor. Yok İbrahim Çelik'ten başkanım. Tabii ki. Yani ben oraya şey, tabii ki. İsimleri sayarken yani Şerif Turgut'un ismini unutma. Müjdat Gürsoy'un başkanım da yazmış Şerif Turgut. Teşekkür ediyorum. Fatih'im istirham ediyorum. Fatih Dalgıç istirham ediyorum. Büyük hepimizin büyüğüdür. Geri kalan meseleleri bu da tartışma konusu olmaz. Rahmetli Musa Dalgıç Orhan Gazi'nin bir değeridir. Yıldızıdır. Evet. Güneşidir. Yani bunun ötesi berisi yok. Kimin ne yaptı, kim Musa Dalgıç'ı herkes yanlış yaptı arkadaş. Yani kim yanlış yapmadı ki onu? Ha önemli olan Musa Dalgıç'ın kimseye yanlış yapmamış olmasıdır. Allah gani rahmet eylesin. Size düşen vazife de Musa Dalgıç'ın evladı olduğunuz sürece. Özür dilerim abi dedi. Ha cansın. Bak şimdi bana şunu verir misin babam? Bak. Bana gelen hediyeler arasında en değer verdiğim hediye budur. Bu şöyle göstereyim. Bu Musa Dalgıç ağabeyimin eliyle yaptığı eserlerdendir. Sevgili Fatih kardeşim de bana hediye ettiği için de çok kutsaldır benim için, değerli. Yani Musa abi Orhan Gazi'nin gerçek bir değeriydi. Dedim ya kim yanlış yapmadı ki ona. Onun için o polemik değil. Selçuk Başkanım size de saygılar sunuyorum. O konu kapanmıştır. Abimiz hepimizin canıdır, ciğeridir. İlerden bakarsak toz koparanını da rahmetli almamız lazım. Hayır, herkes ona baskıcıdır, şudur, partizandır. Dedi ama o diyenler gitti gölde, çamlıkların altında. Piknik yaptılar. Oradan da Allah rahmet. Bu kadar da öngörü olmaz. Bak buradan yeri gelmişken sevgili Müjdat Başkanım da Kızılay'ı, Türkiye'de o kadar Kızılay yolsuzluklarla anılır. Şu olur, bu olur. Ama Orhan Gazi Kızılay dediğinizde kimsenin seveni de bak Müjdat Başkan çok sert siyaset yapar, çok sert siyasetçidir. Ama Kızılay Başkanlığı konusunda kimsenin bir itirazı yoktur. Değer mi arıyorsunuz? İşte birçok değerimiz var arkadaşlar. Bunları size tanıtmak, anlatmak tabii ki asli vazifemiz olsun. Güzel bir Orhan Gazi, iyi bir Orhan Gazi, iyi bir Türkiye ama mutlak ve mutlak Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında aydınlanmış, o yolda ilerleyen bir Türkiye. Onun için de basın görevini %10 yapsa sorunlar %90 çözülür diyoruz arkadaşlar. Evet, bu akşam gerçekten hassas bir yayın. Daha gireceğimiz konular var ama inanın hani birilerini de yargı sürecinde etkilemek de istemeyiz. O konuda da yargısal da hareket ediyoruz. Özetle şunu söylüyoruz. Evet, temiz eller operasyonunu tasdik ediyoruz. Yeter ki uçu kime varıyorsa, bize varıyorsa bize. Efendime babama varıyorsa babama. Yani nereye gidiyorsa gidilsin. Devlet terbiyesiyle yapılsın, devlet nizamıyla yapılsın, hukuk içerisinde de karar verilsin. Ondan sonra kim yargılandı bunları konuşalım. Bakın bu Orhan Gazi'de bir katmer cinayeti işlendi, Orhan Gazi'liler sahip çıkmadınız. Yeniköylüler sahip çıkmadınız. Katmer'in Allah rahmet eylesin. Şahsı, yaşantısı, bilmem nesi, geçin bunlar arkadaşlar. Türkiye'de görülmemiş, hunharlıkta işlenmiş bir cinayet, katmer cinayeti. Ben onu asla unutturmayacağım size. Niye? Çünkü Orhan Gazi katmer cinayetini unutur ve katmer cinayetinin hesabını sormazsa yeni katmer cinayetleri gelir.
Ey zeytin tüccarları, hatırlayın katmer cinayetinden sonra nasıl silahlanmak zorunda kaldınız. Silahla gezmek zorunda kaldınız. Yapmayın. Yapmayın. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki o katmer cinayetinin gerçek failleri yarın içeriden afla mafla neyse tafrayla çıksa, Orhan Gazi Meydanı'na gelse, ooo kardeşim ya, ooo. Kimlikler önüne gelecekler tabii ki. Diyecek, onlarcası çıkacak. Nitekim o ahlaksızlar bize yönelik kahpe operasyon yaptığında da belediye bunlara 300 bin lira ödeme yaptı. 300 bin lira. Hesap sordunuz mu? Sormadınız. Soramazlar. Sorun arkadaşlar, sorun. İrfan Aydın yanlış yapıyorsa İrfan Aydın'ı gördüğünüzde çık sen benim masamdan, sen ahlaksızın birisin, sen yolsuzluk yapıyorsun, sen rüşvetçisin deyin, bana selamı kesin. Arkadaşlar şarjı mı bitiyor bu? Olabilir. Ha bu telefonun şarjı bitiyor. Neyse. Bununla zaten yayın yapıyorduk. Şuradan takip ederim şeyi. Yani arkadaşlar kim yolsuzluk yapıyorsa Allah için lütfen masanıza dahi yanaştırmayın. Hesabını sorun. Gazeteciler yanlış yapıyorsa gazetecilere hesabını sorun. Ama yani hırsızları da alsızları da alkışlamayın diyoruz. Sevgili başkanım, sizin toparlarsanız sorularınızı, son şeylerinizi alalım. Ben şunu söyleyeyim. Biz dilimiz telefonum şarjı bitti, onun için bakamayacağım. Biz dilimiz döndüğünce, biz kimseyle karşı karşıya değiliz. Dilimiz döndüğünce yanlışları anlatmaya çalışıyoruz. Bu yanlışları anlatırken Orhan Gazi halkını uyandırmaya çalışıyoruz. Bir titreyip kendine gelmelerine sağlamaya çalışıyoruz. Yoksa Ahmet'ti, Mehmet'ti, Ali'ydi, Veli'ydi mevzusu bu mevzu değil. Sen işte örnek veriyorum, buradan da Sayın Muhtar üzerine alınmasınlar. Yani aklıma geldiği için. Yeniköy'de kesilen ağaçlar bana ne? Yani. Ya da sana ne? Yani. Ya burada Yeniköy. Ya da zeytinden bana ne? Ya, yok yani. Ama niye? Orası da bizim. Bizim. Bu vatan aynen. Bizim. Bu aynen. Vatan Türkiye Cumhuriyeti'ni, devletini başta kuran Gazi Mustafa Kemal ve Sivri Arkadaşlar. Bu vatan 15 yaşında şehit olanların kanıyla yazılmış bir vatan. Hey 15'li 15'li diye ağıt çarpı çevirdi şeye. Onu çifte terliğe çevirdi. Çocuk askere gitmek için bıyık çizdirip resim çektiren duygulandığım için konuşamıyorum. Aynen. Ve bunların üzerine inşa edilen ve bize emanet bırakan bir atalarımız var. Çanakkale'de yatan 15 yaşındaki tüyü bitmemiş şehitlerimiz var. 90 yaşında şehidimiz var. Tabii canım. Adı belli olmayan şehitlerimiz var. Açlıktan ölen şehitlerimiz var. Yani neticede biz birazcık kendimize titreyip kendimize gelirsek, herkes kapısının önünü temizlerse, herkes bulunduğu ilçeyi temizlerse tertemiz bir Türkiye olur. Harikası. Yani önce eyvallah. Önce biz kendimize bakmamız lazım. İşte polis ne gerekir? Herkesin kendi vicdanı polisidir. Vicdanı olmayanın karşısında polis vardır. Doğru. Eğer vicdanımız varsa bu Orhan Gazi bazında konuşuyoruz. Yapılan yolsuzluklar, tüyü bitmemiş yetimin hakkını kim yiyorsa, biz ona konuşarak da uyandıramıyorsak en büyük vebal bizde, biz toplum karınca gibi tarafımız belli olsun. Yoksa ne ben hakimim, ne savcıyım, ne kolluk kuvvetim, kimseyi yakasından tutup da bir yere alacak halim yok. Burada kamuoyu oluşturmak adına konuşuyoruz. Öbür hani ulusal medyada konuşmak için konuşup da hiçbir şey anlatamayanlar için değil. Çok doğru. Yani mesela çok basit. Herkes diyor ki işte AKP diyor ki 1921 anayasasına dönelim. HDP diyor ki 1921 anayasasına. Ben hukuk profesörü değilim, anayasa profesörü değilim. Bağışlanmak değil mi? Ne diyor 21 anayasası? 21 anayasası diyor ki Türk milleti ibaresi yok, millet ibaresi var. 24 Anayasası da üzerine basa basa diyor ki Türk milleti diyor. Yani, zaten 20'de Büyük Millet Meclisi olarak açılıyor, evet. Sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne dönüyor. İşte niye oraya? Hani bunların vekili işte mecliste konuştu ya, ilk 4 maddeyi kaldıralım. Türklüğü kaldıralım. Yani. Evet, Türklüğü kaldıralım. Türklük birilerine
dokunuyor. Elhamdülillah Müslümanım, öz özde Türk'üm, ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum. Yine Çanakkale'de şehit olanlarımızı rahmetle anıyorum. Onların Perşembe günü güzel bir Çanakkale gecesi. Onların yüzü suyu hürmetine biz burada yaşıyoruz. Onlar iyi ki, yani o zaman şehit olmasaydı, fedakarlık yaptılar. İstanbul Lisesi mezun veremedi. Bursa'daki okullar mezun veremedi. Trabzon Lisesi mezun veremedi. Hani bazılar der ya Rum Trabzon. Yani buradan da Trabzon Lisesi mezun veremedi. En fazla şehidi veren Bursa bölgesi. Yani biz bu coğrafyada yaşıyoruz. 8000 yıllık tarihin üzerinde oturuyoruz. 8000 yıllık tarih Ilıpınar'ın üzerinde oturuyoruz. İşte İznik Gölü Allah'ın bize lütfu, zeytin bize Allah'ın lütfu. Biz burada belediyedeki yolsuzluklar, cinayetler, ya uyuşturucu, bilmem ne. Yani Orhan Gazi'ye baktığımız zaman, kolluk kuvvetlerle konuştuğumuz zaman Orhan Gazi çok rahat. Yani çok rahat. Şey evet doğru, hiçbir şey yok. Görmediğini hiçbir şey yok. Hayır, şöyle diyorum, gerçekten doğru. Çünkü yani o kadar basit, Orhan Gazi olmaz ama olduğu zaman da sallanan olay olur. Aynen. Katmer cinayeti aynen, gibi. Aynen. Ne bileyim işte bir sürü yolsuzluklar gibi. İş ya ben burada şunu diyorum, herkes elini vicdanına koyacak. Sivil toplum örgütleri, odalar, şeyler. Karnından kimse konuşmayacak, çıkacak meydana herif gibi, herif gibi konuşacak. Yanlışı da söyleyecek, doğrusunu da söyleyecek. Biz dilimiz döndüğünce muhalefet yaptığımızda, ben şu anda hiçbir siyasi partiye üye değilim. O kadar da rahatım, o kadar da güzel konuşuyorum ki. Ha belki bir siyasi partiye üye olsaydım bir yerden ben yapardım ya. Şey bağlanabilirdim. Ama şu anda ben yaptığım hiçbir şeyden de pişman değilim. 4-5 yıl ilçe başkanını yaptım, şerefimle yaptım. Alnım açık, meydanda yine oturuyorum. Yine de oturmaya devam edeceğim. Teşekkür buradan ediyoruz. Saygılar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Erol Memişoğlu, ağzınıza sağlık. Ayşe Aydemir hanımefendi, çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, yüreğinize sağlık diliyorum. Sevgili kardeşlerim, bizden de size gönül dolusu selamlar olsun. Sevgili Ayşe Aydemir hanımefendi, sevgili Kubilay Korkmaz. Korkmaz. Öyle yazıyor şeyi. Tamam. Ben de Korkmaz diye biliyorum onun soyadını. Tamam, Korkmaz diye. Tamam, aynen. Yöresel dernekleri kapatılsın. Evet, Orhan Gazi'de 10 numara düzenli doğru, olur. Doğru diyor, yani Kubilay Başkanım, yeminle söylerim, aynı fikirdeyim. Ben ya de. Yöresel dernekler adam akıllı işlerini yapacaklar ya da yani dediğiniz gibi. Yani kapatmak elbette ki çözüm değil. Bu işin radikal şeyi ama ya arkadaş bugün mesela yöresel dernekler kendi suçlu potansiyellerini tutsalar, gençliklerini bilseler, raporlasalar, kendi işlerine sorunları çözmeye çalışsalar ya zaten sorun diye bir şey kalmayacak. Ama maalesef Gazi Paşa yani kapatalım. Yani. Evet sevgili dostlar, önemli bir yayını inşallah sevgili avukat Ayşe Aydemir hanımefendi de zaten eğer hukuki hata yapsaydı uyarırdı bizi, uyarmadığına göre İnşallah hukuken hata yapmamış ama her şeyden önce de gönül dünyasında hata yapmadan bitirmiş olmayı umut ederim. Kimsenin kalbini, gönlünü kırma gibi asla bir niyetimiz yok. Ama kusura da bakmayın, iş kamu hakkı olunca da fren yapma şansım hiç yok. Kurum olarak, Üçüncü Göz Medya ekibi olarak her zaman haklı olanın cesur sesi olmaya çalışıyoruz. Varsa konuşmalarımızda haksızlık yaptığımız kişi ya da kurumlar lütfen bize yazsın, yorum yapabilir, ulaşsın. Biz bunu düzeltmekle mükellefiz. Biz bunu düzeltmekle mükellefiz. Ama değilse de Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun. Yapılan bu kadar yanlışların karşısına duran bu kurumu da yok saymayın. Öyle kuru kuru alkış ya da ne bileyim bana gaz vermeye kalkmayın. Öyle bir şeyle çalışmıyoruz. Duanız, samimi duanız bize yeter. Bize maddi destek vermek istiyorsanız bir garibanın, bir yetimin gidin ihtiyacını görün. Bize en güzel maddi desteği de vermiş olursunuz. Çünkü aranızda vardır eminim. Destek olayım. Tamam kardeşim.
Git mahallendeki bir yetimin, bir garibin ya bir balon al, bir çikolata al, öyle de bize maddi destek vermiş olursun, onun duası da bize gelir. Dolayısıyla el ele verirsek ama, gönül gönülüne verirsek, fikir fikire verirsek, Orhan Gazi gelelim bir araya. Siyasi partiler, dernekler, gazeteciler, belediye başkanları, kaymakamlar vesaire. Ya gelelim bir araya. Meselelerimizi adam akıllı tartışalım, ortaya koyalım. Öyle bir Orhan Gazi yapalım ki herkesin gözü burada olsun. Herkesin güzel gözü burada olsun, duası burada olsun. İznik Gölü o kadar güzel ki Orhan Gazi sahili. Yeminle söylüyorum size ya. Ya gelen bayılıyor ama anlatamıyoruz. Keramet Ilıcamız hakeza. Gürle Dağımız öyle, Fındıklımız öyle, Hamzalımız öyle. Yeniköyümüz öyle, Çakırlımız öyle. Üreğimiz öyle, Kerametimiz öyle, Zeytinimiz öyle. İnsanımız özünde öyle ama sağdan say 20 kişi, soldan say 20 kişi. Bu 20 kişiyi ya ıslah edeceğiz ya da gerekli müdahaleyi yapacağız, yaptıracağız. Tertemiz bir Orhan Gazi'de görev yapacağız. Basındaki arkadaşlarıma sesleniyorum. Elbette ki hassas konulara giremeyişinizi saygıyla karşılıyorum. Ama gelin en azından el ele verelim. Gönül gönüle verelim. %10 vazifemizi yapsak zaten sorunları %90 çözeceğiz diyoruz. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle ben şunu söyleyeyim. Belediye iyi yönetenler belediye başkanı şehre emindir. Olması lazım en azından. Yok, öyledir. Yani öyle tabir edilir. Ve Beytül Mal'dan ellerini çeksinler. Diyorum, saygılar sunuyorum. Anladın Sayın Bekir Başkanım. O antre boyu babanın arasına yana kadar Taşıyıcılar Kooperatifi'nin antrebo çalışmasına engel olmamış olsaydın yüzlerce kişi ekmek yiyor olacaktı sevgili Bekir Aydın Başkan. Bu da sana kapak olsun. Görüşmek üzere. Gölgesinde korkanlar gün yüzüne çıkmasın. Gölgesinde korkanlar gün yüzüne çıkmasın.